Sezai Hocam merhaba. Ha, merhaba Ayça, sesim geliyor mu benim? Geliyor evet hocam. Hocam İsim yanında merhaba. gözükmüyor. Tamam, merhabalar merhabalar. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Merhaba. Benim ismimi değiştiremiyorum. Distance Education Center Yaşar Bülbül oluyor. Tamam Yaşar Hocam. Nasılsınız? Bir iki dakika daha bekleyelim diyoruz ki başlatalım. Tamam. İzmir'den mi katılıyorsunuz? Evet, Çeşme'deyim. Doğru yerdesiniz. Ha, sağ olun. Tabii benim soyadım Bülbül olduğu için arkadaşlar kötü bir espri yapayım diye söylüyorum. Zamandan kazanmak için. Hocam siz sunar mısınız dediler. Ben de size Bülbüllerle alakalı sorular soracağım Evet. dedi. Şimdi geldiler artık. Hepsi sağda solda ötüyorlar. Oh. Evet, biz de hocam sizin emeklilikle birlikte gibi biz de şimdi hobi olarak ofiste bir biyobilis atölyesi başlattık. Valide bağı çalışıyoruz hem flora hem fauna. Ama kuşlarda çok zorlanıyoruz. Ornitolog bir arkadaşımız da var içimizde. Geçen hafta gittiğimizde bülbülleri duyduk ama çekemiyoruz. Fotoğrafını çekemiyoruz. Böyle sizin fotoğraflara baktıkça biz niye başaramadık diye düşünüyoruz sürekli. Çok zor kuş Evet. fotoğraflamak. Zor ve çok sabır isteyen bir şey. Yani kolay değil. Ama yani fotoğraf şart da değil. Duymak, onlarla birlikte olmak, o sesleri duymak, onları gözlemek bile yeter. Yani fotoğraf başka bir olay ya. Ben ona da biraz anlatacağım. Yani fotoğraf bu şeyi farklı, yani boyutu farklı. Kuş gözlemciliğinde çok ağır bir iş yani. Birçok şeyi bilmek lazım, çok sabırlı olmak lazım filan. Bir takım teknikleri var. Nasıl yaklaşırız, nasıl ederiz, nasıl fotoğraf çekebiliriz. Çünkü çok ürkekler Türkiye'de. Özellikle bizim gibi ülkelerde kuşlar çok ürkekler. Yani av baskısı nedeniyle Avrupa gibi değil. Avrupa'da bir kuşa 3 metre yaklaşırsın, kaçmaz. Ama burada 500 metreden havalanıp kaçıyor kuşlar. O kadar ciddi bir av baskısı var ki, bu tabii nesillerce aktarılan bir bilgi. Kuşların nesilden nesile aktarılan bir bilgi. Dolayısıyla ufacık bir şey bile olsa, yavru bir kuş bile olsa o ürkeklik gözleniyor rahatlıkla. Onun için de Türkiye'de geliştirilen tekniklere yabancılar çok böyle hayretle bakıyorlar. Niye bu kadar zahmetlere giriyorsunuz filan diye şimdi bazı fotoğraflar göstereceğim. İnanılmaz görüntüler var. Gerçi onlarda da bu işleri yapanlar var ama çok profesyoneller onlar artık. Gerçekten adam boydan boya boy çizmesi giyip 3 metre bilmem ne merdivene dayanıp suların içine girip acayip fotoğraf çeken adamlar var yani. Bayağı bir şey, zahmetli bir mesele. Neyse, konuşuruz bunları. Bu Gerçekten zor yani. fotoğrafçılık konusu zaten çok çok farklı ihtisaslara sahip herhalde. Çünkü bu doğum fotoğrafçıları var, çocuk fotoğrafçıları var dediğiniz gibi. Yani aslında her manzaranın, her hedefin çok farklı karakteristikleri var. Uzmanlaşmak gerekiyor. Sizden birazdan dinleyelim hocam. Müsaade ederseniz ben bir açılış yapayım. Hocamız Profesör Doktor Sezai Göksu. ODTÜ'de başladığı planlama kariyerini daha sonra doktorasını 9 Eylül'de yaparak ikmal etti ve ardından da yine orada her kademeyi aşıp profesörlük unvanı da taşıyıp daha sonra emekliye ayrıldı. Ama bu tabii sadece herhalde akademik camiada bağ itibariyle bir emeklilik. Çünkü çalışmanızı devam ettiriyorsunuz ve çok aslında güzel bir alanda çalışıyorsunuz. Göçmen kuşlar üzerine değil mi? Hem onların izlenmesi hem de fotoğraflarımız konusunda. Hocam merakla dinliyoruz. Buyurun. Evet, herkese iyi akşamlar. Hoş geldiniz.
Şimdi bir yandan konuşalım, bir yandan da bir dosyayı nasıl paylaşırım? Ben size yetki verdim hocam. Altta paylaş diye. Bir PowerPoint Tamam. şeyini nasıl yapacağım? Nereye? Şimdi Aşağıda ekran paylaşımı olması lazım hocam, altta. Share screen diyor. Oraya basın. Tamam. Oradan sunumunuzun gözüktüğü ekrana gelince açılması lazım. Tamam. Tamam. Bir yandan da bunu açalım. Üzerinde de bir yandan da konuşuruz. Açtığım şey görünüyor, değil mi? Evet hocam, şu an bir sorun yok, görebiliyoruz. Tamam. Şimdi ben önce kısaca şöyle bir bilgi vereyim. Sonra da bu kuş meselesiyle ilgili uzun uzun konuşuruz. Ben 2014 yılında üniversiteden emekli olmadan yaklaşık 1-1,5 sene önce, 2012'nin ortalarıydı. Böyle birkaç tane arkadaşımla beraber işte fotoğraf çekiyoruz, ot çekiyoruz, böcek çekiyoruz, bilmem ağaç çekiyoruz filan böyle. O sırada da böyle İzmir'de çok zengin alanlar var fotoğraf çekmek için. Bunlardan bir tanesi de bir delta, Gediz Deltası diye bizim İzmir'in kuzeyinde bildiğimiz Gediz Deltası'nda. Dolanıyorum böyle, gün batımı çekiyorum, gün doğumu çekiyorum filan. Böyle o sırada birisini gördüm. Dedi ki, siz kuş cennetinde dolaşıyorsunuz, kuş çeksenize dedi. O gün birileriyle tanıştım filan. Hakikaten kuşlar, ben o güne kadar fark etmemiştim. Birdenbire kuş dünyasının içine girdim o günden itibaren. Ondan sonra yavaş yavaş kuşlara odaklanmaya başladım. Fakat şimdi tabii fotoğraf ayrı bir mesele. Şimdi kuş fotoğrafı çek demek kolay. Da kuş fotoğrafını nasıl çekeceksiniz yani? Ya kuşlar hakkında bilgi sahibi olmak lazım. Kuş öğrenmem lazım. Kuş bilgisi edinmem lazım. Bunu düşündüm. Yani bir kuşa nasıl yaklaşılır? Hangi kuşu çekeceğim? O kuşun adı ne? Bu kuşun adı ne filan? Böyle bir derya bir alan burası. Ben hiç alakam yok. Ben şehir planlama bölümünde hocalık yapıyorum. Eğitimim şehir planlama filan. Evet, böyle biraz doğal alanların efendim planlanması, onların korunması ile ilgili filan bir yakınlığım var ama bu bambaşka bir alan. Derken kuşlar üzerinde biraz bilgi sahibi olmaya başladı filan. İşte önce kendi kampüsüm, üniversite kampüsü içinde dolaşarak işte kuşları tanımaya başlarım. Hangisi nasıl ötüyor, hangisine nasıl yaklaşılır filan. Derken tabii okumaya başladım. Tabii bir ornitolog değilim. Bir biyoloji eğitimim yok. Zoolog da değilim. Biliyorsunuz Türkiye'de biyoloji ve zooloji eğitimlerinin üzerine ornitoloji eğitimi alıyor ustalar var. Çok iyi Türkiye'de ornitoloji merkezlerinde, ornitoloji doktora seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde bunlar eğitimlerini alıyorlar. Bunların temelleri ya biyolog ya zoolog. Dolayısıyla bir ornitolog gibi olmasa da bunların okuduğu dergileri okumaya başladım. Bunların izlediği videoları izlemeye başladım. Ve bunların arasına girmeye başladım. Bunlarla birkaç aktivitem de oldu. Şimdi onları da aktaracağım. Derken kuşları öğrenmeye ve okumaya başladım. Ve anladım ki bu kuş meselesi gerçekten hem planlama açısından, hem şehir planlama açısından, hem de işte doğa koruma açısından çok çok önemli bir mesele bu. Tabii şimdi göç etmeleri, onların bu sulak alanlarla olan ilişkileri filan daha bir önemli olmaya başladı. Şimdi, ve ben o günden itibaren mesela kendi alanımda tartıştığım bazı alanları sorgular hale geldim. Şimdi mesela kamu yararı. Kamu kim? Şimdi öyle bir acayip bir durum var ki. Şimdi bunda kamu yararı var diyorsun. Bir şey yapıyorsun.
Ya söylediğimiz her o şey kavram aslında insan merkezli. Yani halbuki insanların dışında bir canlılar var, başka bir dünya var, bir sürü canlı var. O yani onların hakları var, onların yararı var. Dolayısıyla bazı insan merkezli ürettiğimiz bazı kavramları sorgulamaya başladım. Gerçekten bizim dışımızda öyle acayip bir dünya var ki ve biz bunları hiç düşünmüyoruz. Tamamen kendimize odaklı, kendimizi yararını maksimize eden, insan yararını maksimize eden, insanları gözeten, işte hatta böyle hümanist falan diye de böyle bir takım böyle yakışıklı laflarla meşrulaştırılan falan bir yaklaşım biçimi. Bu bana bir sakat gelmeye başladı. Çünkü ben doğada gezdikçe, tabiatta gezdikçe ayaklarımın ucuna basarak gezmeye başladım. Ya bastığın yerde karınca var, böcek var. O böceği kuş yiyor. Yani çok enteresan bir şey. Dolayısıyla bu alan beni hem mevcut aldığım eğitim, verdiğim eğitim her neyse hem onu sorgulamama sebep oldu. Hem de tabii bu insanların arasında oldukça, ornitologların arasında oldukça gerçekten benim hiç bugüne kadar düşünmediğim, hiç acayibime giden, şaşkına çeviren yaklaşımları gördüm. Şimdi mesela size bir örnek vereyim. Mesela dere akıyor, değil mi? Ne yapıyoruz biz? Dere, şimdi tasarım yapıyoruz, değil mi? Açıyor çocuklar tasarım tahtalarını. Biz de başlarında o dereleri böyle bir güzel kenarlarını çiziyorlar. O derivasyon kanalları haline getiriyorlar. Yanlarında papatyalar, çiçekler, böcekler, yeşil 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 alanlar filan döşüyorlar filan. Onlar orada kendi halinde taşlı, topraklı, kumlu akan bir dereyi biz böyle jilet gibi bir kanal haline getiriyoruz. Şimdi olmadı ki. Bütün çeşitlilik gitti. Yani orada martı oldu. Başka bir şey olmaz. Halbuki orada eskiden ne vardı? Orada kurt vardı, böcek vardı, florya geliyordu. Efendim göç zamanı orman düdükçülüğü iniyordu. Efendim yok bilmem ne kum kuşu geliyordu. O kum kuşu oradaki solucanları yiyordu. Şimdi sen derivasyon kanalı yaptın. İki tarafı beton. Ondan sonra böyle V, yarım V biçiminde bir kanalın içine aldın. Etrafında banklar, parklar. Bir de bu paftaya çizdiği zaman bu çok şık filan görünen bir şey. Vay şahane bir park olmuş. İyi de şey olmuş yani banyo küveti gibi bir şey olmuş yani. Böyle doğa yani bu yaklı ve buna benzer o kadar çok örnek anlatacağım ki var hakikaten yani bizim yaklaşımlarımızda çok ciddi bir sakatlık var ve biz bu alandan hiç yardım almıyoruz. Biz stüdyomuza bunları sokmuyoruz. Yani biz ya ben bugüne kadar hayatımda 30 sene hocalık, ondan önce Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki öğrenciliğim, masterlar, şunlar, bunlar. Ben hayatımda hiçbir masa başına ben bir ornitologda oturmadım. Ya arkadaş gel bakalım ben bir alan planlıyoruz. Veya bir zoologla bir oturmadım ben. Ben bir biyolog da görmedim hiç hayatımda. Niye? Çünkü insan merkezli bakıyoruz. Başka hiçbir şey yokmuş gibi. Dolayısıyla burada çok enteresan bir meseleyle karşı karşıya kaldığımı hissettim. Şimdi dolayısıyla bu kadar müthiş bir canlı ortamında yani işte bizim biz de onlardan birisiyiz orada. Şimdi şöyle yavaş yavaş isterseniz ben bir şeyler hazırladım. Tabii ben tekrar ifade edeyim yani ben ne ornitoloğum, ne biyoloğum, ne zooloğum. Ben etraftan okuduğum, derlediğim, efendim o ustalardan dinlediğim kadarıyla bir şeyler anlatmaya çalışacağım size. Şimdi diyorlar ki günümüzde dünya üzerinde 8,7 milyon canlı türü var. Bu kadar çok canlı türünü şeyler bu işte biyologlar, zoologlar neyse bu alem, bu bilim dünyası bunları altı büyük alem diye adlandırdıkları ya da kingdom İngilizcesiyle altında sınıflamışlar. İşte hayvanlar, bitkiler, mantarlar, bilmem neler, bakteriler vesaire. Şimdi bu tabii
Bu sınıflamayı neye göre yapıyorlar? Bunların hepsi canlı. Bu sınıflamayı neye göre yapıyorlar? Bezenme tiplerine, hücre organizasyonlarına, hücre tiplerine, solunum nasıl respirasyon yapıyorlar, nasıl ürüyorlar ve nasıl hareket ediyorlar. Bunlara göre bu canlıları sınıflandırıyorlar. Bunların arasından hayvanları ikiye bölüyorlar. Omurgalılar ve omurgasızlar diye. Biz omurgalıları, bizim kuşlar omurgalılarda. Yani bu 8.7 milyon canlının içinde bir grup olarak hayvanlar, içinde de işte bu 5 parçada omurgalı balıklar, amfibiler, sürüngenler, memeliler ve kuşlar. Kuşlar diye hayvanlar içerisinde bir şeyimiz var, bir sınıfımız var. Fakat tabii bu bilim dünyası, bu bilim alanının çok önemsediği bir konu var, sınıflama. Yani bir tür dünya, bir canlı türü nasıl sınıflandırılacak? İşte bunu alandan başlayarak ökaryotlar diye bildiğimiz büyük canlı aleminden başlayarak ta türe kadar bir sınıflandırma yapıyorlar. Örneğin bu bizim bütün hepimizin sıklıkla gördüğü parklarda, bahçelerde kızılgerdan fotoğrafını görüyorsunuz. Kızılgerdan ya da İngilizcesiyle robin, European robin dediğimiz kuş aslında bir yani ona göre dizdiğimiz zaman şeyde omurgalılar, yani şubesi omurgalı yani kordata, sınıfı aves yani kuşlar, passeriformes yani ötücüler, su kuşlarından değil ötücüler, Muscipadi eritacus cins olarak eritacus cinsinde ve bu türünde resmi bilimsel adı eritacus rubecula. Şimdi bu binomial yani iki isimli olarak her şeyin, canlının bilimsel adı iki isimden oluşuyor. Bunlardan ilk isim cinsini, ikinci isimse türünü söylüyor. Bu sınıflandırma çok önemli. Yani bu bütün canlılar için, dünyadaki 8.7 milyon canlı için yapılan sınıflandırma her birisinin nereden geldiği ve nasıl evrildiği ve hangi alt türleri meydana getirdiği açısından çok önemli. Nitekim bugün dünyada işte mesela bir tür buluyorlar, ya bir kuş buluyorlar, ya bir şey, ya bir bitki buluyorlar. O bitkiyi veya o kuşu veya o canlıyı, her neyse ne buluyorlarsa, onu ilgili sınıfına götürüp yerleştiriyorlar. Yani bu sınıflama. Fakat tabii bu sınıflama meselesini ben de yeni öğreniyorum ama bu iş 18. yüzyılda bitmiş yani. Adam yapmış. Bu karne çok önemli bir, bunun babası bu. Adam 1700'lerin ikinci yarısında, 1750'lerde filan bu işi bitirmiş. Yani bütün dünyayı dolaşmış, türleri çıkarmış, türleri sınıflandırmış ve onun o meşhur çalışması Systema Naturae'de bütün bu sınıflandırmayı bitirmiş. Mesela şurada bizim yeşilbaş diye bildiğimiz gövel ördek, işte hepimizin her yerde gördüğü yeşilbaşlı gövel ördek de, o da Anseriformes orderından geliyor. İşte ailesi, cinsi, işte kendi türünü örnek olarak sınıflandırılıyor. Şimdi tabii bu kuş dünyası, kuşlar bu hayvanlar içerisinde bir grup olarak son derece kalabalık bir grup. Şimdi bir çok önemli bazı dünyada bazı örgütler var, kuruluşlar var. Bunların ifadelerine göre dünyada 10 bin, hatta bugün daha da bu arttığını söylüyorlar. Bu 2015'te 10 bin gibi bir rakam telaffuz ediliyordu. 11 bine yaklaştığı ifade ediliyor. 11 bine yakın kuş türü var bugün dünyada. Fakat tabii acı olan şu, habitat kayıpları nedeniyle
bir takım olumsuz gelişmeler nedeniyle türlerin neredeyse %13'ü tehdit altında. Yani 1400 civarında, 1400 civarında kuş türü yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Şeyde 11 bine yakın dünyada kuş türü var. Kuş türü var. Bu 11 bine yakın kuş türünün ülkeler itibariyle dağılımına baktığımız zaman da Kolombiya bir numarada duruyor. Gerçekten 1826 kuş türü çok önemli bir rakam. Muhtemelen Amazonların çok büyük bir etkisi var. Peru, Brezilya gibi bakın üçlü. O muhtemelen Amazon bölgesinden ötürü müthiş bir kuş türü zenginliği var. Sadece kuş değil tabii, o bölge biyolojik çeşitlilik açısından da çok zengin bir bölge. Ama kuş açısından da böyle çok ciddi bir rakam var yani. Burada Türkiye'yi görmüyoruz. Türkiye'de 500 kuş türü var. 500 kuş türü var. Bugün itibariyle Türkiye'de kayıt altına alınmış, gözlenmiş, kaydedilmiş ve kabul edilmiş 500 kuş türü var. Devam edelim. Bir kuş raporu yayınlandı. Bu kuş raporuna göre çok ciddi miktarda yani dünyadaki kuş türlerinin neredeyse 8'de biri, 1409 tür yok olma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu çok ciddi bir rakam verdiler bu sene. Bu raporu yani internetten bulabilirsiniz, okuyabilirsiniz. 2022 raporu bu 2022'nin sonlarına doğru yayınlandı. Ama çok ciddi bir bilgiler var içerisinde. Gerçekten bu habitat kayıpları, tehditler, artan tehditler nedeniyle maalesef ciddi miktarda kuş türü, bir 400 civarında kuş türünün tehdit altında söyleyen bir rapor. Bunu da burada belirtmek istedim. Tabii yani şu açıdan kuş, yani niye bu kadar önemli kuşlar? Şimdi bu fotoğrafı özellikle koydum. Şu anda sizinle toplantı yaptığımız evin yanındaki komşunun bahçesinde Japon gülü var. Sesim de gitmiyor oraya. Japon gülünde böcekler var. Japon gülü böceklenmiş komşunun. Fakat komşuya Japon gülün böceklenmiş diyemiyorum. Çünkü ben Japon gülünüz böceklenmiş desem basacak ilacı Japon gülünü kurtaracak. Halbuki çılgınlar Japon gülü üzerindeki böcekleri yiyor. Japon, yani bir bitkinin içerisinde, bir bitkinin kendisi bir canlı ama bitkinin bizatihi kendisi bir habitat. Ve bazı kuşlar göç sırasında öyle bitkileri tercih ediyorlar ki o bitkiler onların beslenme alanı. İşte burada da sizin şu gördüğünüz siyah noktalar, bitki üzerindeki siyah noktalar böcek ve çılgın o şeyleri, böcekleri yiyerek besleniyor. Dolayısıyla çok önemli bir ekolojik değere sahip. Bu bir örnek. Yırtıcıların fare yemesi gibi, tarlalardaki kemirgenleri tüketmesi gibi, yılan kartallarının yılan yemesi gibi. Yani tarlalarımızda, bahçelerimizde bakın zirai ilaçlamanın ne kadar ciddi bir etkisi var bu türlerin yok olmasına sebep olacak kadar inanılmaz bir şey. Bugün bütün dünyada ornitologların yabancı dergilerinde bu tip araştırmalar var. Tarımsal ilaçlamanın ne kadar şey olduğu, bu türlerin azalmasında etkili olduğu. Çünkü oraya basıldığı mı ilaç, ne böcek kalıyor, ne yılan kalıyor, ne fare kalıyor. Dolayısıyla da bunların bütün beslenme alanlarını, habitatlarını yok etmiş oluyoruz.
Şimdi tabii bu göç meselesi çok önemli. Şunun öncelikle şunu söyleyeyim. Ben de bunu öğrendiğim zaman çok şaşırdım. Hiç bizim gibi değil yani. Kuşların bütün yaşam yaşam süresi üç önemli olaya bölünmüş durumda. Hiç bize benzemiyorlar. Üç önemli olay. Üreme, göç, kışlama. Kuşlar senenin belirli döneminde üreme yapıyorlar. Üremek için bir yerde duruyorlar. Kışlamak için kışın kışlamak için başka bir yerde duruyorlar ve üreme alanlarıyla kışlama alanları arasında da hareket ediyorlar. Yani göç ediyorlar. Yani hiç bize benzemiyorlar. Biz ürediğimiz yerde kışlıyoruz, kışladığımız yerde yürüyoruz. Halbuki bunlar öyle değiller. Mesela şimdi üreme alanlarına vardılar. Hatta mesela ben bugün sabah Alaçatı Sulak Alanı'nı ziyaret ettim. Alaçatı Sulak Alanı'nda angıtların, ördeklerin ürediğini gördüm. Yavrular çıkmış ve yüzüyorlar suda. Yani demek ki bazı türler erken üremeyi başarmış. Üreme başarılı. Epeyce bir yavru da saydım. Şu anda bütün kuşlar üreme alanlarına geldiler. Kışlama bölgelerinden kışladıkları bölgelerden üreme alanlarına geldiler. Şimdi yalnız burada şöyle bir bilgi vereyim. Ben de böyle bir bilgiyi biz o kadar ortaokul, lise dünyanın coğrafyasını okuttular bize. Bu biyo coğrafyayı biz bilmiyormuşuz. Şimdi bu bilim alanı bu biyologlar, zoologlar yani bu doğa bilimleriyle uğraşanlar dünyayı bizim hiç bilmediğimiz başka türlü bir takım bölgelere bölmüşler. Biz Türkiye içinde şeyin de bulunduğu işte Sibirya'nın, Avrupa'nın ve Afrika'nın hemen kuzeyinde olduğu bir paleartik bölgedeyiz. Biz hatta Türkiye Batı paleartik bölgede. Baya paleartik bölge baya ciddi bir bölge. Yani bir ucunda Çin'e kadar gidiyor, bir ucunda İspanya. Biz de Batı paleartik bölgedeyiz. Bu paleartik bölgenin kuşları, bitkileri, yani canlıları o bölgeye has, o bölgeye özel. Başka bölgelerinde kendine göre başka kuşları var, başka canlıları var. Yani bizim Türkiye'de hiç görmediğimiz ya da çok nadir gördüğümüz başka türleri var. Bizim paleartik bölge içerisindeki kuş hareketliliği kuzey ile güney arasında yani kışlama bölgeleriyle üreme bölgeleri arasında cereyan ediyor. Şimdi bu Türkiye'nin de içinde olduğu paleartik bölgede kışlama ve alanlarından üreme alanlarına ilkbaharda çıkarlarken veyahut tam tersi kışlamak için üreme bölgelerinden yani kuzeyden kışlama bölgelerine yani güneye doğru inerken dünya paleartik göç güzergahlarından çok önemli bir tanesi, çok önemli bir tanesi Anadolu Diyagonali'ni izliyor. Anadolu Diyagonali kuş dünyası açısından çok önemli bir güzergah. O kadar önemli bir güzergah ki muhtemelen denizi kat etmek istemedikleri için daha çok beslenme imkanına sahip olacaklarını düşündükleri için ne yapıyor kuşlar? İşte Mısır'dan, Kızıldeniz'den, oradan buradan ilkbaharda kalkıp Lübnan, Suriye üzerinden Antakya'dan giriyorlar, Samandağ'dan giriyorlar ve Anadolu Diyagonali'ni izleyerek İstanbul ve İğneada'dan çıkıp Avrupa'nın kuzeyine doğru gidiyorlar, üreme bölgelerine. Şimdi gittiler.
Tabii bir miktarı bizde kaldı, bir miktarı Bulgaristan'da kaldı, bir miktarı Romanya'da kaldı, bir miktarı İzlanda'ya kadar gitti, Norveç'e kadar gitti. Yani bazı türler Avrupa'nın daha orta kısımlarını tercih ediyorlar üremek için. Şimdi mesela bizim Alaçatı, bizim de mesela, şimdi mesela Konyaaltı, şeyde Kayseri'de Sultan Sazlığı'na gidin, bir sürü uzun bacak, şu bu vesaire, mesela geldi orada ürüyor. Alaçatı'da da ürüyorlar. Ama mesela birçok kuş da daha da kuzeyleri tercih etti. Daha kuzeylere gitti. Şu anda Almanya'nın kuzeyinde, Hollanda'da, Danimarka'da, İzlanda'da, Norveç'te, Sibirya'da çoğu kuş türü üreme bölgelerine vardılar. İşte çiftleşecekler, yumurtalarını bırakacaklar. O belirli süre yumurtaların üzerinde oturacaklar. Ondan sonra yavrular çıkacak. O yavrular ilkbahar sonu yaz boyunca uçmayı öğrenecekler. Ondan sonra şey yaptıktan sonra, palazlandıktan sonra da Ağustos'un ortasından itibaren bu sefer aşağı doğru inip güneye kışlama bölgelerine varacaklar. Yani kışlamayı çok soğuk olduğu için ve beslenme imkanları azaldığı için üredikleri yeri tercih etmiyorlar doğal olarak. Kışladıkları yerde yazın çok sıcak olduğu için üremeyi kuzeyde tercih ediyorlar. Son derece akıllı ve mantıklı bir tercih yapıyorlar. Tabii bizim sadece Anadolu diagonali değil, güzergahlar, yani bizim Türkiye'deki kuş güzergahları, göç güzergahları sadece Anadolu diagonali değil. Bu ana güzergah. Mesela bu aşağıdaki Türkiye haritasından da nokta nokta baktığımız zaman bir hat Çoruh üzerinden Çoruh işte Gürcistan ve Hazar'ın üzerinden Sibirya'ya doğru akan Aras Nehri ve Çoruh Vadisi'nden geçen çok önemli bir güzergahımız daha var. İşte Aras Kuş Cenneti de zaten orada biliyorsunuz. Onun dışında güney şeyde en batıda yani Ege'yi izleyen bir başka güzergah var. Zaten mavi noktaların da yan yana dizilmiş olduğundan anlaşılıyor. Bir güzergah da burada var. Şimdi tabii gözlem yaptıkça, gözlemci sayısı arttıkça, kuş meraklısı insan sayısı arttıkça yeni güzergahlar tespit ediliyor. Ben de bu işe başlayalı beridir. Bu işte emekli olduktan sonra da bu Çeşme'de, Alaçatı'da yıllarca gözlem yapa yapa gerçekten orada çok önemli bir güzergah olduğunu tespit ettik. Yani hakikaten gözlem ve sürekli olarak kayıtlar önemli güzergahların tespit edilmesine neden oluyor. O açıdan kuş gözlemci sayısının, kuş meraklısının artmasında fayda var. Ya da belki de bilmediğimiz başka güzergahlar da var Türkiye'de. Dolayısıyla bu kuşların göç ettikleri güzergahlar üzerindeki bütün habitatlar, beslenme habitatları son derece önemli hale geliyor. Bu bilgi bize bunu anlatıyor. Yani şimdi şöyle düşünün, bu kuş Antakya'dan girdi, İstanbul'dan bir hadi uçarak hayda Antakya'dan girip İstanbul'dan çıkmıyor ki. Bu ne yapıyor? İşte Antakya'dan giriyor, belki Adana'da, Akya'dan, Tuzla'da bir iniyor, besleniyor. 3 gün sonra Kayseri'de belki Sultan Sazlığı'na iniyor. Tekrar orada besleniyor. 3 gün yağ depoluyor. Efendim kas depoluyor. Ondan sonra oradan tekrar kalkıyor. İşte Ankara'da göl başına belki iniyor. Belki direkt oraya ineni var. Ama bu Akyatan, işte Adana, Kayseri, Ankara Gölbaşı, efendim İstanbul, Terkos, efendim işte Çekmece, İğneada, yani Kuzey İstanbul, bütün buradaki ormanlar, sulak alanlar, kuşların inip durak yaptıkları
stopover dedikleri İngilizce'de durak yaptıkları 3 gün, 5 gün, 8 gün, 10 gün beslendikleri ve kendilerini toparlayıp yola devam ettikleri durak noktası. Türkiye bir geçiş güzergahı, geçiş noktası, geçiş alanında. Yani Türkiye ne üreme bölgesi, çok önemli sayıda kuş türü için söylüyorum. Elbette Türkiye'de üreyen kuşlar var. Elbette Türkiye'de kışlayan kuşlar var ama bunların sayıları çok az. Esas itibariyle Türkiye bir geçiş zonunda. Yani çok büyük kuşun güneyden kuzeye, kuzeyden güneye hareket eden kuş popülasyonunun çok önemli bir bölümü Türkiye üzerinden durak yapa yapa geçiyor. Dolayısıyla bizim bu alanlara, ormanlara, sulak alanlara bu kuş canlıların ürediği, beslendiği veya habitat meydana getirdiği bu alanlara bizim gözümüz gibi bakmamız gerektiğini ortaya koyuyor. Demin de söyledim, gözlem önemli. Yani gözlem yapmak, gözlemci sayısının artması, gözlem kayıtlarının tutulması bu çok önemli. Bunun için yani kuşa saran birisinin belki de bir dürbün, bir not defteri ve bir kalemden başka hiçbir şeye ihtiyacı yok. Bir dürbün, bir not defteri ve bir kalem. Gördüğünü kaydedecek veyahut şimdi çok teknikler artık cep telefonlarında imkanları var. Kayıt imkanları var. Hatta mesela eBird diyebildiğimiz, şu anda görüyorsunuz sayfasını, eBird'ün uygulamaları var. O uygulamaları cep telefonlarına indiriyoruz. Orada ses tanımlama, hatta fotoğraf çekebiliyorsak fotoğraftan tanımlama mümkün. Yani hangi kuş olduğunu, hatta duyduğumuz sesi cep telefonu uygulamasından sesini dinleterek bu ne kuşudur diye cep telefonunda bize eBird bildiriyor. Bu kuş şu kuşudur diye. Siz de kaydediyorsunuz. Ben bu kuşu gördüm. Bu kuştan 3 tane gördüm. Şu tarihte, şu lokasyonda şu kadar kuş gördüm. Ne yapıyoruz sonra? Bütün bunları yazıyoruz. Akşam geliyoruz. eBird'e kaydoluyoruz. eBird'ü açıyoruz. İşte ben burada, bu benim sayfam. Bir tarihte girdiğim, Alaçatı'da girdiğim gözlemler var burada. Kendim girmişim ve o gün o tarihte hangi türden kaç tane gördüğümü oraya yazmışım. Orada ustalar var. Hata yapmaktan hiç korkmuyoruz. Ustalar düzeltiyorlar. Fotoğraf ekliyorsak fotoğraftan veyahut yanlış lokasyon vermişsek lokasyon düzelterek ustalar bizi uyarıyorlar. Diyorlar ki işte hocam fotoğraf koymuşsunuz güzel, kuşu görmüşsünüz fakat o kuş aslında şu, adı şu. Ne yapıyoruz? Tekrar checklist'te o kuşun ismini düzeltiyoruz. eBird, Cornell Üniversitesi'nin ornitoloji laboratuvarı, bizim bütün kayıtlarımız orada. Dünyanın bütün kuşçuları, Endonezya'sından Çin'inden Türkiye'sine kadar hepimizin gözlem kayıtları Cornell Üniversitesi ornitoloji laboratuvarında tutuluyor. Ben de bugün yine arazideydim. Gözlem yaptım. Kayıtları Cornell'e girdim. Yani eBird'e girdim. Şu anda dünyanın bütün kuşçuları benim bugün Alaçatı'da ne gördüğümü biliyorlar. Kaç tane, hangi türden gördüğümü biliyorlar. Dolayısıyla bir kuşçu dünyada bir noktaya gidecekse eBird kayıtlarına bakarak o tarihte, o lokasyonda ne görülmüş, kaç tane görülmüş, hangi türler görülmüş, bütün bunları kayıtlarına ulaşabiliyor. Onun için Cornell Üniversitesi Ornitoloji Laboratuvarı bizim için çok önemli. eBird uygulaması müthiş yararlı bir uygulama. Tabii bütün veri tabanı açısından, bilgi açısından
son derece önemli bu kayıtların tutulması. Tabii çok profesyonel gözlem için çok profesyonel ekipmanlar alınabilir. İşte böyle gördüğünüz gibi büyük uzun dürbünler, efendim böyle çok kabiliyetli bir takım ekipmanlar alınabilir. Ama çok mütevazi bir dürbünle, bir not defteri, bir kalemle de rahatlıkla içinde bulunduğumuz kampüste, içinde bulunduğumuz ormanda, içinde bulunduğumuz parkta bu gözlemleri yapıp şey yapmadan, yaklaşmadan, ürkütmeden, rahatsız etmeden gözlemlerimizi yapıp kayıtlarımızı tutabiliriz. Ne gördüğümüzü, şimdi çekince şu, o tabii bende de vardı, hala da var, ben de hala öğreniyorum. Acaba ben ne gördüm? Yani tamam bir kuş gördüm ama acaba ne gördüm? İşte dediğim gibi eBird'deki ses tanımlama uygulamasından yararlanabiliriz. Fotoğraf çekip ustalara sorabiliriz. Soracak çok yerimiz var. Bir defa Trakuş var Türkiye'de. Trakuş internet ortamında Türkiye'nin en ciddi, en önemli kayıtlarının, kuş kayıtlarının tutulduğu ortam. Trakuş'a üye olabiliriz. eBird'e üye olabiliriz. Oralarda rahatlıkla sorabiliriz. Dolayısıyla kayıtlarımızı da hatalarımızı düzelte şey yapabiliriz. Ben şöyle bir şey anlatayım. İlk bu işlere başladığım zaman bir tane kuş çektim. Ondan sonra işte, Trakuş, Türkiye'nin anonim kuşları, kısaca Trakuş. Şu üye oldum. Bir tane kuş fotoğrafı çekmiştim. Ben dedim üye oldum. Aranıza geldim. Bir tane de kuş fotoğrafı çektim. Filan dedim. İşte orada birisi yazdı, ustalardan birisi. İşte aramıza hoş geldiniz Sezai Bey. Türümüz serçe. Yani ben de bilmiyordum. Ne bileyim ben işte. Serçe. Hani serçeyi bile. Halbuki Türkiye'de 8 tür serçe var. 8 ayrı tür serçe var. Ama işte bunları zaman içerisinde öğreniyorsunuz. Şimdi tabii yani kuş öğrenmek için başka yollar da mevcut. Mesela ben bir ara Kızılırmak'ta 19 Mayıs Üniversitesi'nin ornitoloji merkezinde, Kızılırmak Deltası'nda, Samsun'da halkalama istasyonunda gönüllü olarak çalıştım. Orada da işte ağlardan kuşları toplardık, onları kayıt altına alırdık, halkalama çalışması yapardık, işte bacaklarına halkaları takar, ondan sonra da ölçer biçer salardık. Bütün bu kayıtlar da son derece önemli. Ornitoloji merkezlerinde bu kayıtlar tutuluyor. Özellikle göç zamanlarında Türkiye'de değişik halkalama istasyonunda kuşlar yakalanıyor. Ağlar vasıtasıyla sonra onlar toplanıyor, istasyona getiriliyor, istasyonda tartılıyor, ölçülüyor, biçiliyor, yağ skoru, kas skoru, bir takım ölçüler. Şu anda fotoğrafta gördüğünüz hassas terazi üzerinde bir yalı çapkını yatıyor, onun ağırlığını ölçüyoruz. Ondan sonra halkasını takacağız ve elimizle doğaya tekrar sağlayacağız. Yani şeylerde halkalama istasyonlarında da çok önemli kayıtlar tutuluyor. Bir başka önemli bir aktivitemiz şöyle oldu. Ben Türkiye'nin kuş atlası çalışmasına da katıldım. Türkiye kuş atlası çalışması. Tabii bu Avrupa'da vardı. Biz Avrupa'ya eklendik. Yani Türkiye'de şu anda Avrupa'nın bir parçası olarak Atlas'a eklendi. Türkiye'yi karelere böldük. Her bir karede, bu kareler tabii en küçük karelerimiz 1 kilometreye 1 kilometrelik. Bunları transect dediğimiz, yürüyerek karelerde üreme döneminde, Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında erken üreme, geç üreme dönemlerinde kapsayacak şekilde karelerde kayıtlar yaptık, kuşları kaydettik ve bunları Atlas ortamında
kaydettik. Dolayısıyla Türkiye Kuş Atlası da son derece önemli bir çalışma oldu. Bunu da yine BirdLife International diye bir önemli bir kuruluş desteğiyle Avrupa Kuş Atlası'na eklenerek şeyi tamamladık. Bütün Avrupa'nın Kuş Atlası şu anda kare kare girilmiş. Bu da yine internet ortamında Türkiye Kuş Atlası diye girdiğimiz zaman erişebileceğimiz çok önemli bir veri tabanı. Şimdi bunları niye anlatıyorum? Genellikle planlama yapılırken, şimdi ben tabii 2014 yılından beridir bu işin içinde olduğum için emekliyim ama öğrenciler hala beni ararlar. İşte hocam bilmem nerede bir planlama çalışması yapıyoruz. Ama işte orada şöyle şöyle doğal alanlar var. Acaba biz oradaki kuş varlığı hakkında nasıl bilgi sahibi olabiliriz? Ben de bütün bunları anlatıyorum onlara. Yani o kadar çok bilgi alınacak, o kadar çok kayda erişilebilecek kaynak var ki artık Türkiye'de. eBird başta olmak üzere, Trakuş, eBird, efendim işte kuş atlası, akıllama istasyonları, bütün bu kayıtlar şu anda kullanılabilir kayıtlar. Dolayısıyla o doğal alanlarda herhangi bir planlama çalışması yapılacaksa, bir tasarım masarım yapılacaksa oradaki çeşitlilik hakkında bize bilgi veren çok önemli kaynaklar bunlar. Şimdi fotoğrafa gelelim. Fotoğraf bambaşka bir olay. Şimdi biz kuş gözlemini yapabiliriz. Sunuşun buraya kadar olan bölümü bence bitebilirdi. Yani bundan sonrası başka bir mesele. Bu bir hobi. Bunu geliştirebilirsiniz. Bu giderek çok daha profesyonel hale gelebilir ama ben tabii olaya fotoğraf başladığım için bunu sürdürdüm. Şimdi Türkiye'de sulak alanlar olsun, orman alanları olsun, dağlar olsun ondan sonra veya işte böyle doğal alanlarda olsun. Kuş fotoğrafı çekmek için bir takım şeylere ihtiyacımız var. Ya ekipmana ihtiyacımız var. Davranışımızı değiştirmemiz lazım. Çünkü kuş kaçan bir şey. Yani ürkek sizi gördüğü zaman uzaklaşıyor filan. O zaman ne yapıyoruz? Bir defa örtülüyoruz. Yani kuş bizi görmesin. Kuş bizi fark etmesin diye böyle örtünme ağları satıyorlar. Örtünme ağları alıyoruz üstümüze başımıza, onları böyle örtüyoruz, işte mat seriyoruz yerlere, matların üzerine fotoğraf makinalarını yerleştiriyoruz. Şimdi tabii fotoğraf makinaları bunlar filan çok böyle pahalı şeyler, yani şöyle söyleyeyim, şimdi ya siz kuşa gideceksiniz ya kuş size gelecek. Siz eğer çok pahalı ve çok uzun mesafeleri yapan, çok kabiliyetli makinalara yatırım yaparsanız sizin çok fazla zahmete girmenize gerek yok. Yani büyük paralarla büyük ekipmanlar alıp işte mesela bu lenslerin çok daha irileri ve çok daha büyükleri var. Biraz siz bu kadar zahmetlere girmeden kuş fotoğrafı çekebilirsiniz. Fakat diyelim ki bu kadar masrafa giremiyorum. Bütçem dar. O zaman işte böyle bir makine. Bu benimkisi çok mütevazı bir makine. Hatta başlangıç seviyesi diyelim. Böyle bir makine. Ama böyle bir makineyi alınca da ben kuşa gidemediğim için kuşun bana gelmesi lazım. Bir kuş bana nasıl gelecek? Benim görünmem lazım. Ben görünmezsem kuş benim 3 metre önünde beslenir. Nitekim bu fotoğrafların bazılarında sulak alanlara yattığımız zaman 3 metre önümüze kadar gelip beslenen, hatta bazen lensimizin üstüne konan kuşlar oluyor. Hatta o kadar yakına geliyorlar ki biz netleyemiyoruz. Fotoğraf netlemiyor. Yani biraz daha uzaklaşması lazım. Biliyorsunuz 2,5 metrenin altına indiği zaman böyle lenslerle şey yapamazsınız, kuşu çekemezsiniz. O vaziyette kıvırdamadan, almadan neredeyse bir örtünme ağı altında fotoğraf çekmek mümkün. Tabii bu her yerde böyle değil. Yani ben Avrupa'da bu kadar zahmete girmiyorum. Yani kuşlar bu kadar pek değil. Türkiye'de av baskısı nedeniyle maalesef
kentleşme, yapılaşma, av baskısı, kuşlar çok ürkek. Yani bugün sabahleyin Alaçatı Sulak Alanı'nda ördekleri gördüm suda. Hani fotoğraf çekip daha 500 metre yaklaşmadan havalandılar gittiler. Ne çekebildim, ne bir şey yapabildim. Türlerini bile anlayamadım. Kalktılar gittiler. Yani bu kadar ürkekler. Çünkü neden? Eli silahlı bir sürü insan dolaşıyor Türkiye'de. Her yerde. Dağlarda, ormanlarda, ondan sonra sulak alanlarda ne av yasağı dinliyorlar, ne bilmem ne dinliyorlar. Bu işte her sene Orman Bakanlığı'nın bir komisyonu var. Merkezi Av Komisyonu. Onun içerisinde maalesef avcılar da var. Ya kurtçular yok, avcılar var. Bunlar listeler yayınlıyorlar. İşte şu vurulabilir, bu edilebilir, bu bilmem şundan şu kadar vurulabilir filan diye. Yani böyle hiç benim de çok üzüldüğüm ve maalesef hiç katılmadığım hakikaten hiç katılmadığım bir şey bu. Yani keşke Sri Lanka, Sri Lanka gibi bir ülke olsak, sıfır av, sıfır av. Bu kadar hiçbir kuş türünü, hiçbir canlıyı vuramıyorsunuz. Böyle ülkeler var. Yani bizde para verip vuruyorlar. Parayla hayvan vurduruyoruz filan yani. Ben çok üzülüyorum. İşte üveyik kuşlarını, efendim keklikleri, bilmem neleri. Yani öyle kuşlarımız varmış ki bizim. Ben de şimdi eski kayıtlara bakınca görüyorum. Öyle bir tür yok artık Türkiye'de. Tüketmişiz yani. Vura vura tüketmişiz. Yani bir de biz bilmiyorum, böyle bir acayip bir zevk var. Geçen sene miydi neydi? Ayağına geolocator takılmış kartalı vurdular ya. Ya bu kartal bilimsel çalışma için ayağına geolocator takılmış, izleniyor. Göç sırasında nereye konuyor, nereye iniyor, hangi habitatı kullanıyor, nerede ürüyor, nerede kışlıyor. Hayvanı izliyorlar yani, bilim adamları izliyor. Hayvanı vurdular. Neyse, yani dolayısıyla av baskısı nedeniyle son derece ürkek olduklarından işte böyle örtünüyoruz, saklanıyoruz, gizleniyoruz. Ve ancak bu şekilde fotoğraf çekebiliyoruz. Fotoğrafı da bitirdiğimize göre, fotoğraf meselesinde. Şimdi biraz fotoğraf bakalım. Bu Alaçatı sulak alanında yelpaze kuyruk. Yelpaze kuyruk çok burada üreyen bir kuş. Yani yelpaze kuyruk Mart sonu Nisan başı gibi Alaçatı'ya, sulak alana, Alaçatı sulak alanına geliyor. Alaçatı sulak alanına geliyor ve şu gördüğünüz Yuncus acutus denen bitkilerin dibine yumurta bırakıyor. Bunlar burada çiftleşiyorlar. Efendim yumurtalarını bu bitkinin üst içine bırakıyorlar ve bu Yuncus acutus bitkilerinin dibindeki yumurtalardan yavrular çıkıyor. Bunlar yavrular büyüyor ve Eylül, Ekim gibi de tekrar kışlama bölgelerine, güneye, Afrika'nın kuzeyine veya işte Mısır'a, Kızıldeniz'e, oraya buraya iniyorlar. Kuşun bilimsel adı Cisticola yuncidis, bitki de Yuncus. Muhtemelen Rafines 1810'da bu kuşu ilk defa kaydetti. Otoritesi Rafines, kuşun otoritesi 1810'da ilk defa sanıyorum Yuncus bitkisi üzerinde gördü ve türün adını da yuncidis olarak kaydetti. Biz de bugün hala 1810'dan beri hala bu kuşu yine bugün Alaçatı'da Yuncus bitkisi üzerinde gördüm. Umalım ki Alaçatı sulak alanı yapılaşma baskılarından salim kalsın ve bu bitkiler tıraşlanmasın. Umalım diyorum.
Ama tıraşlıyorlar. Yani orada da acayip bir yapılaşma meselesi var. Ve bu bitkileri şey yapıp, ezip biçip, yok edip üzerlerine şey yapıyorlar. Nedir o? Evler yapıyorlar, bilmem neler yapıyorlar, kanallar yapıyorlar, bir şeyler yapıyorlar. Neyse, gene onlar üzerinde konuşuruz. Ama önemli yani. Size şimdi böyle bazı kuşlar göstereceğim. Oradan buradan bunların hepsinin özel öyküleri olduğu için söyleyeceğim. Şimdi bu karabaşlı çinte veya karabaşlı kiraz kuşu diye bildiğimiz kuş. Ben bunu Aladağlar'da çekmiştim Niğde'de. Sonra bu kuşu fotoğrafladıktan sonra Aladağlar seyahati bizi bitirdikten sonra ben İzmir'e geldim. Biraz bunun hakkında okuma yaptım ve şunu öğrendim. Bu kuşun erkeği bu. Çok yakışıklı. Ve şarkı söylüyor. Ve öğrendim ki karabaşlı çintelerin erkeklerinin şarkıları unique. Yani biricik. Yani ona ait. Yani o erkeğin şarkısı sadece o erkeğe ait. Dolayısıyla karabaşlı çintenin erkeği şarkı söylediği zaman muhtemelen kadın benim adam çağırıyor diye geliyor yanına. Çünkü o başkası söylemiyor şarkıyı. Ve eşini çağırmak için söylediği şarkı bir başka erkek tarafından söylemiyor. Bunu o tabii odyologlar bu müzik ile ilgilenen odyologlar bu tip analizleri yapıyorlar. Bu şarkıları kaydedip onları diziyorlar filan. Müthiş araştırmalar var bunlarla ilgili. Şeyde Urfa'da dolaşırken başka bir seyahatte inanılmaz bir manzarayla karşılaştık. Bunu anlatmak istiyorum. Birden gökyüzünde yüzlerce ava sığırcık gördük. Ne oluyor filan diye arabayı çektik ve bunları gözlemeye başladık. Harman yerini çekirgeler basmış. Harman yerinden çekirgeleri alıyorlar. Kayalık bir bölgede terk edilmiş bir taş ocağı var. Kayalık taş ocağına getiriyorlar. Çünkü bütün yavrular orada. Yavrulamışlar fakat yavrularına harman yerinden çekirge taşıyorlar. İnanılmaz bir manzaraydı. Her birisinin ağzında üçer beşer çekirge. Nasıl topluyorlar harman yerinden o çekirgeleri? Yani iyi ki çekirgeler var. İyi ki o harman yerini çekirgeler basmış. İyi ki de ava sığırcıklar var. Ve iyi ki de onların yavruları bu çekirgelerle beslenebiliyorlar. İnan müthiş bir manzaraydı tabii. Bu da çok ilginç bir hikaye. 2013 yılında Alsancak'ta İzmir'de şimdi Kültür Park dediğimiz fuarda geziyorum. Yani fuar diye bildiğimiz şimdi Kültür Park dediğimiz alanda dolaşıyorum. Bir ağacın üzerinde bir 3 tane 4 tane falan bir kuş gördüm. O zaman da kuşa yeni başlamışım. Yani benim ilk defa gördüğüm bir kuş. Sonra işte eve geldim, fotoğraflarını çektim fuarda. Zaten kaçmıyorlar da filan. Böyle yanında yürüyorlar. Sonra geldim filan. Böyle bir takım ustalar var. Onlarla konuştum. Onlara sordum. Ya dediler bu çiğdeci. Bu ne arıyor burada? Bu common mayna dedikleri çiğdeciler aslında Hindistan'ın, Endonezya'nın o bölgenin kuşu. Ve burasıyla hiç alakası yok. Yani şeyler gibi, yeşil papağanlar gibi. Nasıl ki İstanbul'da veya Türkiye'nin bazı başka bölgelerinde, keza İzmir'de de nasıl böyle getirilerek
salınmışlar ve çoğalmışlar. Çiğdeciler de öyle bir tür. Şu anda İstanbul'da ve İzmir'de bildiğim kadarıyla kayıtları var. Bir şekilde buraya getirilmiş. Muhtemelen ticaretini arar, kafeslere koyup Hindistan'dan, Endonezya'dan kaldırıp veya işte yeşil papağanları da öyle tropik bölgelerden kafeslerle getirip buralarda bir takım ya kazalarla o kafesler saçılıyor, bir etrafa yayılıyorlar ve ondan sonra da çoğalıyorlar. Müthiş de çoğalan bir tür. Ben o zaman saydığımda 10 civarında filandı. Şimdi 70'leri buldu çiğdecilerin fuardaki sayısı sadece. Dolayısıyla istilacı bir tür oldukları da söyleniyor. Ama böyle bir gerçeklik var. Hocam, bu fotoğrafı da özellikle şunun için koydum. İstanbul'da Küçükçekmece'de Menekşe plajında bize çok yabancı olan ve hiç alakamız olmayan bölgelerden çıkmış gelmiş iki martı türü, biri solda biri sağda, zaten ikisi birbirine bakıyor. Biz ne arıyoruz burada der gibi. Kuzey gümüş martısıyla büyük kara sırtlı martı. İkisi de bize çok yabancı. Hiç bizim martılarımıza benzemeyen ve bizim coğrafyamızda da bizim coğrafyamıza çok nadir uğrayan çok önemli iki nadir türü birlikte fotoğraflamıştım. Menekşe plajında her büyük kara sırtlı martı her sene neredeyse geliyor. Ama kuzey gümüş martısı o kadar değil. İşte onların nadiren bir arada olduğu bir günden bir kareyi koydum. Bazen böyle savrulmalar oluyor. Özellikle pandemi sırasında çok enteresan şeyler yaşadık. O yaşadığımız enteresan şeylerden birisi de bu. Alaçatı'da boz alamecek gördük. Boz alamecek aslında Alaçatı'ya hiç alakası olmayan bir coğrafyanın kuşu. Ben boz alameceği görmek için Urfa'ya gitmiştim. Urfa'da görülebilen bir tür. Ve Alaçatı'da gördüğüm zaman şaşkına döndüm. Ve bunu kaydını girdik. Ve bakın size eBird'de boz alameceğin kayıt haritasını göstereyim. Bakın en batı kaydını burada almış olduk böylece. Bu müthiş bir sıçrama. Yani bu kuş Türkiye'nin sadece güneydoğusunda görülebilirken pandemi sırasında biz Alaçatı'da kuşu kaydını almış olduk ve boz alameceğin dünyadaki en batı kaydı oldu. Dünyadaki en batı kaydını pandemi sırasında almış olduk. Pandemi de çok enteresan savrulmalar oldu dediğim gibi. Nedendir bilmiyorum. Muhtemelen ornitologlar araştırıyorlar, bu konuları çalışıyorlar ama hiç olmadık coğrafyalarda, hiç olmadık kuş türlerine rastlanıldı o dönemde. Balık baykuşu çok özel bir tür. Antalya'da, Manavgat'ta fotoğraflamıştım. Kendisini görmek için dünyanın birçok yerinden Türkiye'ye geliyorlar. Türkiye'nin özenle koruması gereken bir kuşu. Toroslarda yaşayan bir tür ve çok iri bir baykuştur. Neredeyse 60 santim boyu var ve bu iri baykuş türünü görmek için çok büyük paralar ödeyip Antalya'yı ziyaret eden dünyanın çok önemli kuşçularını biliyorum. Bizde olması büyük bir şans. Aynen bunun gibi Urfa'da da çizgili İshak kuşu Birecik'te. Bu da çok özel bir kuşumuz ve hatta bu Dünya Koruma Birliği'nin, biliyorsunuz IUCN, Dünya Koruma Birliği'nin
kırmızı listesine göre şey altında, şöyle bir geri gideyim pardon, tehlikede, nesli tehlike altında, dolayısıyla çizgili İshak kuşunun da özenle korunması gereken, habitatının ve kendisinin özenle korunması gereken bir kuş türümüz. Bu savrulmalardan sözünü etmiştim. Kıyı Çamurçulluğu'da... Hocam çok özür dilerim. Efendim? Bu İshak kuşu kamuflaj özelliği olan bir kuş mu? Sanki yoksa o renk mi? Çok ağacın rengi gibi geldi bana. Hayır, kendisi bu renk. Ne kadar evet hoş. Evet, bu renk. Yani fark şey etmişsiniz? Değişmiyor. Yani anlık değişme diye bir şey yok. Çok şey tülenmesi bu şekilde. Yani ben bunu Mayıs ayında görmüştüm. Üreme dönemi. Muhtemelen bu üreme giysisi. Şimdi kuşlarda şöyle bir şey var. Onu söylemeyi unuttum. Kuşlarla ilgili çok söylenecek şey var da aklıma geldikçe söylerim. Kuşların üreme dönemiyle kışlama dönemi arasında müthiş renkleri değişiyor, tüyleri değişiyor. Üreme döneminde üreme giysileri diye adlandırdıkları hocaların, ustaların, ornitologların bir takım üreme tüylenmesi meydana geliyor. Bu Mayıs ayında muhtemelen üreme giysisiyle bu şeye doğru, Ağustos'a doğru renkleri değişiyor. Kışın daha soluk ve cansız oluyorlar. Üreme döneminde çok canlı oluyorlar. Üreme döneminde kuşların özellikle erkekleri inanılmaz renklerle donanıyorlar. Yani müthiş o kur danslarını yaparken tüylerini kabartmaları, efendim işte ne bileyim ben renkleri filan müthiş. Yani dolayısıyla şeyden dönem dönem değişme var. Ama bu anlık bir kamuflaj şeyi değil, değişmesi değil. Kıyı Çamurçulluğu da Türkiye'ye nadiren uğrayan bir kıyı kuşu, çok özel bir kuş. Bu da tehdide çok yakın, özenle korunması gereken bir kuş türü. Bu da yine Alaçatı Sulak Alanı'nda. Alaçatı Sulak Alanı'nda 180 civarında kuş türü kaydettik. Türkiye'de 500 kuş türü var. Alaçatı Sulak Alanı'nda 180 kuş türünü kaydettik. Çok önemli bir durak noktası. Yani bu kuş buraya sonbahar göçünde geliyor. Yani kuzeyden aşağıya inerken geliyor. Muhtemelen benim tahminim İskandinavya'dan kalkıyor. İşte Çekoslovakya, Romanya, Bulgaristan, İstanbul'dan giriyor ve Ege'yi takip ederek Alaçatı Sulak Alanı'nda iniyor. Bir durak yapıyor. Bu durak 8-10 gün sürüyor. Zaten ben literatüre baktım. Stopover duration diye bir takım çalışmalar var bunlarla ilgili. 8-10 gün süre veriyorlar. Bu 8-10 gün burada besleniyor. Sonra devam ediyor yoluna. Fakat kıyı çamurçulluğunun şöyle bir özelliği var. Bu benim dediğim Batı Palearktik'teki güzergah. Yani İskandinavya ile Afrika arasında bizim de içinde olduğumuz ve Alaçatı'da da durak yaptığı bir güzergah. Durak yapılan bir güzergah. Fakat bu kuşun başka bir özelliği var. Bu kuş dünya göç mesafe şampiyonu. Bu kuş şu başka bir güzergahı var. Alaska ile Yeni Zelanda arasında göç ediyor ve non-stop. 13 bin kilometre. 13 bin kilometre non-stop Alaska ile Yeni Zelanda arasında göç ediyor. Bu literatüre bu şekilde geçmiş bir kuştur bu kıyı çamurçulluğu. Dünya uzun mesafe göç şampiyonu diye. Hakikaten tamamen deniz,
tamamen deniz alanını geçiyor ve 13 büyük kilometreyi bir kerede uçuyor ve Yeni Zelanda'ya iniyor. Tabii kışın. Yazında Alaska'da ürüyor. Yani Alaska üreme bölgesi, Yeni Zelanda kışlama bölgesi. Bu da yine çok enteresan. Sibirya'dan kalktı geldi. Bir gün Konya'da Büyükşehir Belediyesi'nin bir planlama toplantısındayım. Plan tartışıyoruz. O sırada cep telefonuma bir mesaj geldi. Ben Konya'da bir toplantıdayım. Mesajda diyor ki Kozanlı'ya Sibirya'dan bir kuş geldi. Toplantı biter bitmez hemen bir araç bulup Kozanlı zaten çok yakın bir mesafe. Kozanlı yani kulunun hemen yanında. Kozanlı'ya geçtim çizgili kurtkuşu. Yani bu çok özel bir kuş. 2014 yılında geldi ve bir daha da gelmedi. Zaten 2014'te de ilk defa geldi. Yani Türkiye'yi bir kere ziyaret etti. Belki bir kaydı daha var. Tahmin ediyorum ama çok nadir. Çok az kişi gördü belki. Ama o 2014 yılında ben de bunu görme şansı buldum. Gittim, fotoğraf makinem de yanımdaydı ve fotoğrafladım. Bir daha da kim bilir ne zaman göreceğiz. Yani Sibirya ile Afrika arasında ve bize hiç uğramayacağı bir güzergahtan inip çıkan bir kuş. İşte o sene nasıl olduysa burada onu görme şansımız oldu. Böyle ezberlerin dışına çıkıyorlar mı hocam? Yani ona bir Çıkıyorlar. güzergah. Ha, bu da Çıkıyorlar. bizim Evet. şansımız olmuş. Sizin de şansınız Evet, olmuş. evet, Çok evet, güzel bir evet. kuş. Bizim Çok güzel. şansımız oldu. Bu da öyle. Bu sarı kaşlı çılgın da öyle. Bu da bizim nadirat. Yani çok nadir olarak Türkiye'de fotoğrafladığımız. Bu da geçen sene Karaburun'da fotoğraflandı. Bazen böyle dediğim gibi bir takım savrulmalar oluyor. Şimdi ornitologlar bu iklim krizi üzerinde çok çalışıyorlar. İklim krizi ve göç meselesi, iklim krizi ve kuşlar filan müthiş bir şey var. Acayip bir literatür birikti bu alanda. Muhtemelen bu bir yandan habitat kayıpları ama bir yandan da bu iklim değişiklikleri filan sanıyorum bu güzergahlarda bir takım savrulmalara sebep oluyor. İşte bize de böyle hiç görmeyeceğimiz nadir kuşlar uğruyor. Bu sarı kaşlı çılgını da 2 sene önce, 3 sene önce böyle bir şey fırsatıyla buldum. Şimdi bu kuş hakkında biraz konuşayım. Bu çok enteresan bir şey. Bolu'da, Gerede'de Dört Divan diye bir yer var. Bilenleriniz vardır. Dört Divan Belediyesi yer altına gömülecek şekilde sadece 1 metre camla yer üstünde yer kotundan, sıfır kotundan sadece 1 metre cam açıklığı kalacak şekilde bir bina yapmış. Bu binanın içine giriyorsunuz. Size açıyorlar kapılarını. Siz giriyorsunuz. Bu binanın o açıklık yer üstünde kalan, sıfır kotun üstünde kalan cam bölmelerinden fotoğraf makinalarınızı kuruyorsunuz ve bekliyorsunuz. Dört Divan Belediyesi geliyor önünüzdeki alana tavuk parçaları muhtemelen Budurlu Gerede oralarda çok böyle fabrikalar var. Baya bir tavuk mavuk parçaları bir takım böyle leşler atıyor. Zaten akbabalar leşle besleniyor. O leşler atıldıktan sonra önünüze Türkiye'de yaşayan dört akbaba türü de geliyor. Kara akbaba, kızıl akbaba, sakallı akbaba ve küçük akbaba. Şimdi bu böyle bir tecrübem oldu benim de. Ben de o gümeye gittim. Ona güme diyorlar. Akbaba lokantası ya da işte o dört divandaki bu projenin adı Akbaba lokantasıydı. Hakikaten ben de gittim gümeye girdim iki arkadaşımla beraber. Sağ olsun Dört Divan Belediyesi geldi, o yemlemeyi yaptı. Ondan sonra önümüze bütün bu şeyler
Akbabalar indi. Akbabalar o leşlerle besleniyorlar. Biz de fotoğrafları. Bu aslında Mısır akbabası. Çok enteresan. Fakat çok özel bir tür. Ve Mısır akbabası, yani küçük akbaba, tehlike altında olan bir tür. Biz de bu türü, bunu görmek için ya Beypazarı çöplüğüne gideceksiniz. Beypazarı çöplüğünde de görünüyor. Çünkü çöplükte besleniyor leşlerle. Ya da Bolu'da, Yerede'de bu bir takım leşlerin atıldığı, çöplüklerin olduğu yerlerde ancak görebilirsiniz. Başka bir yerde görmeniz mümkün değil. Bir takım kanyonlarda da olabilir diyorlar. Yani Türkiye'de bazı kanyonlarda akbaba türlerinin bazılarının yaşadığını biliyoruz. Ama en kolay görülen işte bu Beypazarı'yla Bolu'daki. Fakat sanıyorum bu Dört Divan'daki Akbaba Lokantası projesi sonlandırılmış. O binadan da vazgeçmişler muhtemelen, ya yıktılar ya kapattılar. Fakat ben o şansı buldum ve oradaki bütün akbabaları da görüntüleme imkanı bulduk. Yani çok önünüze, çok yakın bir biçimde, sizi tabii görmüyorlar. Sadece açıklıktan fotoğraf makineniz çıkıyor. Bu Avrupa'da da uygulanan bir hikaye. Bayağı böyle kot altında gümeler yapıp önlerine örtünme ağlarıyla örtüp ondan sonra fotoğrafçıların rahatça fotoğraf çekebildiği bir takım özel stüdyo alanlar yaratıyorlar. Avrupa'da da var bu tip, bir takım sulak alanlarda falan yapıyorlar bu işi. Bir önemli sulak alan İzmir'de İnciraltı. Çok tartışmalı bir bölge, yapılaşma baskısı altında, aynen Gölbaşı gibi, işte aynen Çekmece gibi, Küçük Çekmece, İstanbul'daki yani Büyük Çekmece, Küçük Çekmece, Terkos, oradaki sulak alanlar gibi, İnciraltı da çok baskı altında. Ama buna rağmen, o baskı rağmen henüz lagün çok sayıda kuşa ev sahipliği yapıyor. İşte kıl kuyrukta çok güzel bir kuş. Bu da erkek ve tam üreme formu. Ve ben bu fotoğrafı çektikten sonra yine böyle üzerime kamuflajlar örterek kıyıya yatarak matın üstünde, börülcelerin üzerine, deniz börülcelerin üzerine matı serip yatarak bu fotoğrafı çekmiştim. Sonra geldim bir okudum ki şöyle bir olay var. Bu erkekler dövüş yapıyorlar. İşte hakim olmak için, güçlü olmak için, lider olmak için. Ve dövüş yaparken bu boğazlarındaki bu beyaz bölgede tüy koparıyorlar. Ve yoluk yoluk bir hale geliyorlar. Eğer bir erkeğin göğsü, boğazı tertemiz, yani hiç yolunmamışsa, o çok güçlü bir erkek anlamına geliyor ve müthiş bir çiftleşme başarısı gösteriyor ve tabii üreme başarısı da ona bağlı. Yani bu tesadüfen benim fotoğrafladığım erkekte göğsü çok temiz, hiçbir parçayı kopartmamış, anlaşılan çok güçlü bir erkek. Dolayısıyla da tertemiz bir görüntüsü var. Bu hikaye de çok ilginç. Burdur'da bir toplantı için bir araya gelmiştik şehir plancıları olarak. O toplantı sırasında, bir mola sırasında ben fotoğraf makinemi alıp Burdur Gölü'nün kenarına indim. Böyle bir grup serçe gördüm. Birlikte hareket ediyorlar. Fakat işlerinden bir tanesi bembeyazdı. O kadar serçenin arasında sadece bir tanesi bembeyazdı. Ve onlarla beraber iniyordu, çıkıyordu. Fakat bir şey dikkatimi çekti. O gün hava parçalı bulutluydu. Güneş bazen bulutlara giriyordu, bazen kendisini gösteriyordu.
Ben 100 tane fotoğrafını çekmişim. Bir tane güneşte fotoğrafı yok. Yani güneş buluttan çıktığı zaman bu kuşu görmemişim. Görmüyordum. Yani çıkmıyordu ortalığa demek ki. Hiçbir fotoğraf... Çektiğim bütün fotoğraflar bulutlu fotoğraflar. Güneş buluttayken. Sonradan tabii ben bunu öğrenince bu meseleyi lösizm diye bir şey var. Yani albinizmden farklı olarak albinodan yani renklenmeyi sağlayan pigmentlerin yoksun olması. O pigmentlerden yoksun olduğu zaman tüylere renk veremiyor. Veremeyen yani o pigmentler olmayınca tüyler renklenemiyor. Fakat gözünün rengi albinizm olduğu zaman kırmızı oluyor. Lösizmde ise bu lökistik bir birey. Lösizmde göz siyah kalıyor. Fakat bütün tüy beyazlanıyor. Şimdi fakat şöyle bir mesele var. Tüy beyazlandığı zaman iki tane tehlike var. Bir tanesi yırtıcılar tarafından çok görünür bir hale geliyor. Bu hayatta kalma olasılığını düşürüyor. İkincisi de tüy zayıflıyor. Renklenmediği zaman tüy zayıflıyor ve uçma güçlüğü doğuruyor. Dolayısıyla lösizmde ya da albinizmde kuşların iki önemli ciddi tehlikesi olduğunu söylüyorlar. Bir tanesi yırtıcı tehlikesi, bir tanesi de uçma güçlüğü. Her ikisi de tehlikeye açık hale getiriyor. Yani kuşlar açısından olumsuz bir şey örnek fakat çok ilginç. Yani bazı kuşlarda bu tip bir aynı insanlarda da bazen olduğu gibi albinizm ya da lösizm kuşlarda da gerçekleşiyor. Ve ben de bu fotoğrafı çektiğimde o ornitologların çok ilgisini çekmişti. Hatta bazı bilimsel yayınlarında kullanmak için bu fotoğrafı istemişlerdi benden. Onlar da üzerinde bu konunun çalışıyorlar elbette. Başka konularda olduğu gibi. Yine Alaçatı sulak alanındayız. Bunlar da sonbahar göçünde Ağustos ayının ikinci yarısında Alaçatı'ya durak yapmak üzere gelmiş ve oradaki küçük kurtlarla, küçük böceklerle, işte omurgasızlarla besleniyorlar. Bir durak en nihayetinde. İşte 8-10 gün beslenip bunlar da yollarına devam edecekler. Halkalı küçük çılbıtlar çok güzel renkleri şu anda. Henüz üreme giysilerinden sıyrılmamışlar anlaşılan. Çok canlı ve çok parlak renkleri var. Alaçatı sulak alanının maalesef çok önemli bir kayıp var demiştir. Giderek habitat kayboluyor. Yapılaşma baskısı çok ciddi bir şekilde. Bu Poyraz kuşu ben bunu Malmö'de, İsveç'te fotoğrafladım. Çok istiyordum Türkiye'de görmeyi. Çok uzun zaman Türkiye'de görememiştim ben bu kuşu. Nihayet İsveç'te, Malmö'de ve yani gerçekten de çok böyle insanların serbestçe dolaştığı bir ortamda fotoğraflama imkanı buldum. Hiç ürkek de değildi. Fakat sonra aradan bir süre geçtikten sonra Poyraz kuşunu nihayet Alaçatı'da fotoğraflama imkanı buldum. Bir Mayıs ayında ilkbahar göçünde Poyraz kuşu kuzeye çıkarken Alaçatı'da durak yaptı ve orada beslendi. İşte denizde balık veya işte kabuklu bir takım hayvanları yiyerek 8-10 gün beslendi. Ve yoluna devam etti Poyraz kuşu. Fakat çok acı bir şey. Alaçatı'da 2020 yılında bu fotoğrafı çektiğim yerde şu anda yazlıklar var. Bir yapılaşmanın bir etabı şu anda tam bu alanın üzerinde
sürü ev oluştu. Evlerin arasında teknelerin yüzdürüldüğü kanallar oluşturuldu. O kanallar bu sular derive edildi. Derivasyon kanalları içerisinde teknelerin yüzebilmesi için derinleştirildi. Derinleştirildi. Derinleştirmenin şöyle bir tehlikesi var. Su kuşlarının gagaları çok kısa. Dolayısıyla su derinleştiği zaman kuş beslenemez. Kuşun beslenebilmesi için kuşun kıyı yapması lazım. Yani bir su doğal halinde bırakılırsa çok çeşitlilik artıyor. Ama suyu ben işte sağa sola taşmasın, taşkın oluyor, yok bilmem ne oluyor diye veya işte tekne yüzdüreceğim, bilmem ne yapacağım diye böyle kanal içine alıp da onu doğal olmaktan çıkartırsanız su derinleşirse kıyı kuşları gagası 5-10 santim uzunluğunda olan kıyı kuşları maalesef beslenemiyorlar. Dolayısıyla orada da martıdan başka hiçbir şey olmuyor. O açıdan çok önemli bir habitat kaybına işaret etmek istedim. Bu da yine Çeşme'de veya birçok yerde Anadolu'da, Güney'de, Antalya'da, efendim Mersin'de, Ege'de sıklıkla Mayıs ayında gördüğümüz maskeli ötleyen, bu bir ötücü ve bir erkek, dişisi bu kadar renkli ve bu kadar yakışıklı değil, daha böyle soluk kahverengi tonlarında dişisi. Bu erkek yine bu da bir kur şarkısı söylüyor ve çift şey zamanı, Mayıs üreme dönemi, muhtemelen bir eş için bir şarkı söylüyor. Yine bir Alaçatı Sulak Alanı'nda müthiş bir manzara. Kızılkum kuşları sürü halinde, kızılkum kuşları durak yapmışlar. Bunlar burada üremiyorlar. Bizim Alaçatı Sulak Alanı'nda üremiyorlar. Alaçatı Sulak Alanı tam bir durak. Müthiş bir durak. Bunlar şimdi yollarına aynen şimdi bugünlerde de varlar. Yine 2020'de olduğu gibi bugün de hala Mayıs ayında kızılkum kuşları geliyorlar, besleniyorlar. 10 santim gagasıyla kendi bacakları üzerinde durup gagayı sokup beslenebilecek kadar bir sıvılıktaki su ne kadar önemli, ben bu kuş gözlemi sırasında bunu anladım. Ya bu müthiş bir şey. 5-10 santimlik su ne kadar önemli. Ve tabii sadece o da değil. Aynı zamanda bu tip haliçler, yani suyun içeri girdiği ve gelgitle yükselip alçalan su parçaları hem tatlı su ekosistemine hem tuzlu su ekosistemine sahip olduğu için çeşitlilik daha da artıyor. Hem tatlı su ekosistemini seven kuşlar geliyor, hem tuzlu su ekosistemini ve flamingolarla beraber bunlar mesela. Dolayısıyla bu şeyle, bu tabii Alaçatı Sulak Alanı hem denizle bağlı hem barajla bağlı, içerideki bir barajla bağlı. Dolayısıyla iki ekosistemde aynı anda sunulduğu için bu şeyde ve çeşitli derinliklere izin veren bir su parçası olduğu için de müthiş bir alan. Ben bunu bakanlığa da ilettim. Ya dedim, bakın burada böyle bir kıymet var. Bunun üstüne de bu evler geliyorlar. Gümbür gümbür bu şey şantiyeler geliyor. Makinalar geliyor filan. Bakalım, umarım kale alırlar. Bu alanı kurtarırız. Bu da yine Alaçatı Sulak Alanı'nda beslenmesini bitirmiş ve tek ayak üzerinde duran bir kuş, kara karınlı kum kuşu. Yine her zaman olduğu gibi fotoğrafı çektikten sonra basitçe bir literatür araştırması yapıp bu kuşlar neden tek ayak üstünde dururlar? Çünkü ben çok kıyı kuşunu gördüm, böyle tek ayak üstünde duruyorlar. Neden tek ayak üstünde duruyorlar diye bir araştırma yaptım. Öğrendiğim şey de şu, tamamen bir cümleyle özetlemek gerekirse ısı tasarrufu sağlıyorlar. Ayakla şey arasında, kalp arasındaki kan akışından yararlanarak ve bir ayağı içeri alarak ısı kaybını önlemek için
bu şekilde davranıyorlar. Bunun üzerine de bir sürü araştırma var. Sultan Sazlığı Kayseri'de çok önemli bir sulak alan. Hatta bana göre Türkiye'de en iyi düzenlenmiş yani o bakanlık tarafından Milli Parklar Doğa Koruma DKMP dediğimiz Doğa Koruma ve Milli Parklar tarafından düzenlenmiş en iyi düzenlenmiş alan bence. Yani görmeyenlere özellikle hararetle tavsiye ederim. Müthiş bir alan. Orada konaklama imkanı da var. Çok büyük bir alan ama üzerinde rahatlıkla gezilebilecek yolları çok doğaya duyarlı bir takım malzemelerle çok güzel yollar yapılmış içinde. Orada fotoğrafladım. Ben bir çiç paspaşpatkanın, koca bir ördektir bu. Ama bunun yavrusunun bu kadar değişik ve bu kadar güzel olduğunu hiç görmemiştim. Bunu orada fotoğraflama imkanı buldum. Bu da tabii büyüyüp kocaman bir ördek haline gelecek. Evet, şimdi iki tane videomuz var. Bir de onları izleyelim ve bitirelim. Eğer sorusu olan varsa yine sorarız. Şimdi şu iki kısa küçük videoyu izleyelim. Bu sulak alanın üzerinde eğer fark ettiyseniz böyle bir tabaka var. Orası o olduğu gibi sinek böcek ve bütün kuşlar o böceklerle ve o sineklerle besleniyorlar. Hem kırlangıçlar hem de su kuşları. Şimdi son bir video izleteceğim size. Bizim ülkemizde de değişik yerlerde rastladığımız, gördüğümüz çok özel bir kuşumuz var. Yalı çapkını diye biliyoruz bu kuşu. Böyle çok hızlı uçar. Bazen izlenmesi çok zordur. Yine bu kuşu da gizlenerek ve örtünerek bir sabah nasıl besleniyor onu videosunu çekmeye çalıştım. Ve çok şanslıydım ki o gün tesadüfen seçtiğim tünekte tam 4 kere bana bu imkanı verdi.
Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Valla ben çok teşekkür ederim dinlediğiniz için. Ne İlgi kadar güzel, çok gösterdiğiniz için. renkli bir dünyaya dikkatimizi çektiniz. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Yani hem Biraz dinledik hem izledik zevkle. sağ olun. Biraz uzattım. Umarım sıkmamışımdır. Aynen münasebet. Çok bilakis memnun olduk. Hatta yani eminim arşivimizde daha çok daha güzel kuşlar vardır. Ayça, biz gene hocamızla biraz dinlendikten sonra yine temasa geçelim. İkinci kısmı dinleyelim. Tamam hocam, Değil mi haberleşiriz hocam? Sezai Tahminim Hoca'yla. doğru değil mi? Yani sizde muhtemelen de çok daha geniş bir arşiv vardır. Evet. Aha. Evet. Ben bayağı bir eleme yaptım. Çok fotoğraf var. Çok kuş türü var. Ben Türkiye'deki 500 kuş türünün 350'sini Aa. görmüşüm. 350 kuş türünün fotoğrafı var bende. Çok ilginç türler var. Çok ilginç formlar var. Yani işte burada bir takım seçerek şey yaparak ancak bu kadar yani yine de saat 9. Umarım sıkılmamışsınızdır. Nasıl geçtiğini anlamadık. Estağfurullah. Sağ olun, Evet. teşekkürler. Peki müsaade ederseniz Evet. sorusu olan arkadaşlarımız varsa biraz Tabii. vaktiniz var mı? Tabii. Tamam. Arkadaşlar sorunuz ya da bir kez daha görmek istediğiniz bir şey varsa kuş türü sorularınızı alabiliriz. Hocam bir tane sohbette sanırım soru var. Heh. Oku bakayım Furkan. Tok sesinle. Ahmet adlı kişiden gelmiş. Sezai hocam çok teşekkür ederiz. Her anlamda çok bilgilendirici bir sunum oldu benim için demiş. Planlamada aslında bitki dokusuna, tarım ürünlerine, toprak yapısına dair bazı bilgiler toplanıyor. Fauna ile ilgili bir bilgi eksikliği olduğunu söylemiştiniz. Çet raporu gibi daha proje bazındaki çalışmalarda da mı ele alınmıyor diye sormuş. Hocam sesinizi sesiniz niye Ya kısıldı? son kısmını anlamadım. Ne raporu diyor? ÇED raporu gibi. Ha, chat raporu, tamam. Chat Ha, raporu. Doğru. Ya tabii sadece chat, şimdi chat tabii Türkiye'de bu chat meselesi çok gevşetildi. Yani ne kadar ciddiye alınıyor bilmiyorum ama chat raporları da önemli tabii. Ciddi yapılan chat raporları da çok önemli. Ama özellikle faunayla ilgili olan kayıt toplayan üniversitelerin ciddi bölümleri var. Bence bu daha da önemli. Yani zooloji bölümlerinde, biyoloji bölümlerinde, hele ornitoloji merkezleri varsa oralarda çok ciddi kayıtlar tutuluyor. O raporlar önemli. Çetler önemli. Bir de sanıyorum ben hiç yakınların yani aralarında olmadım ama bu rüzgar santralları için hazırlanan raporlar var. Kuş bilimcilerden de rapor istiyorlar. Onlar da çok önemli. Yani onlar nereye dikilecekse ona ilişkin bir rapor isteniyor. Enerji Bakanlığı istiyor tahmin ediyorum. O raporlar da çok önemli ve o raporları hazırlayanların arasında çok önemli ornitologların olduğunu biliyorum. Onlar rapor yazıyorlar. İşte buradan şunlar geçiyor, bunlar geçiyor. Göç zamanı bunu buraya yapmayın. İşte burası veya uygun her neyse. Yani ona göre o şeyler de çok önemli raporlar. havalimanının da envanteri var herhalde hocam. Havalimanının da üçüncü havalimanının ornitolog Yani arkadaşlarımız var. ona katılmak
katılmam mümkün değil benim. Çünkü yani az önce size gösterdim. Türkiye diagonali ne demek? Antakya, İstanbul demek. Dolayısıyla Kuzey İstanbul, yani Kuzey İstanbul tamamen kuş göçünün cereyan ettiği bir yer. Çok ciddi bir ve bu kuşlar şöyle bir şey tabii. Yani şimdi milyonlarca yıldır süre gelen bir göç hikayesi var. Nesilden nesile genetik olarak aktarılan bir bilgi var. Yani bu kuşlar şöyle değil. Mesela bu sene buradan gittiler, sonra baktılar, ya hocam buradan bir şey yapmışlar, biz bu sene buradan değil de şuradan gidelim filan. Böyle değil bu kuşlar. Bu kuşlar oradan giriyorlar, çarpılıyorlar, ölüyorlar, telef oluyorlar ve bu böyle. Mesela bu belki de telefat çok uzun sürüyor. Yok olma işte ne diyeyim, nitekim sayıları azalıyor, tehdit giderek tehdit derecesi yükseliyor ve ondan sonra da yok oluyorlar. Yani bu yer bence yeri yanlış. Muhtemelen ne düşündüler bilmiyorum. Kaldı ki o raporu hazırlayanların içinde ornitolog da var. Ama bilmiyorum. Yani ne düşündüklerini bilmiyorum. Yani planlama açısından şey, ama şimdi daha iyi anlatır. Ciddi bir envanter çalışmaları var aslında. Yani o envanterin planlamaya yansıyamamış olması ciddi bir sıkıntı. Tabii, tabii. Envanter olmaz mı? Envanterleri var tabii elleri de. Yani eBird var ya. Koskoca Cornell Üniversitesi'nin ornitoloji laboratuvarındaki data var. Drakuş kayıtları var. Türkiye'de yapılmış şeyi söylemeyi unuttum. Türkiye'de her yıl kış ortası su kuşları sayımı yapılıyor. Bunlar DKMP'nin önderliğinde yapılıyor ve DKMP'de kayıt altında. Yani biz bugün Orman Bakanlığı'na gitsek, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nde kış ortası sayılmış bütün su kuşlarının kayıtlarını alabiliriz. Hepsi orada var. Çünkü onların denetiminde yapılıyor. Ben de gönüllü olarak o sayımlarda bulundum. Kış ortasında su kuşu saydık. Çünkü yani Türkiye'de kayıt bulamamak diye bir şey söz konusu olamaz. Ama önemli olan öncelik. Neye öncelik verdiğiniz önemli. Yani o açıdan benim ona katılmam mümkün değil. Yani o havalimanı bence yanlış oldu. Sadece o değil, Alaçatı'da da mesela bu işte sözünü ettiğim yerleşme Port. Port Alaçatı. Bu Port Alaçatı'nın yeri yanlış. Ve bu geliyor yani, geliyor. Denizden başladı, otoyola kadar geliyor. Gümbür gümbür geldik. Şimdi o Poyraz kuşunun yerinde şu anda ev var. Ve bu öyle öyle acayip bir şey ki. Şimdi böyle şey satıyorlar. 75 milyona daire satıyorlar ya. Niye satıyor? Bir de pazarlama şeyi şu. İşte evinin önüne arabanı park ediyorsun. Salona geçip teklere biniyorsun kardeşim. Yani böyle bir pazarlama şeysi de var. Neyse, dolayısıyla yani çok ciddi bir tehdit var. Tabii sadece bu yapılaşma da değil. Aynı zamanda işte tarımdaki ilaçlama meselesi olsun, orman meselesi olsun. Fakat bu yangınla ilgili olarak bir şey söyleyeceğim. Ben şöyle bir gözlem yaptım. Biz mesela bir orman yandığı zaman eyvah filan diyoruz, işte bir daha buraya kuşlar işte uğramaz, bilmem ne olmaz filan. Ya ben halbuki öyle değil. Mesela bir yangın bölgesini 2 yıldır ziyaret ediyorum. Yani yandıktan hemen sonra ve orayı tam tersi toprak altından çıkan börtü böcekle beslenmek üzere gelen bir sürü kuş gördüm. Yani yangın böceği diye bir şey var. Bu ormanda yanan bölgede toprağın altından çıkıyorlar. Demek ki onlar toprağın altındalar. Muhtemelen toprak altında yaşıyorlar ve onu toprak altındaki canlılar tüketiyor. Yangında bunlar yukarı çıkıyor. Yukarı çıkınca bu sefer hiç olmadık kadar kuş üşüşüyor o yangın bölgesine. Yani ben buna bizzat gözlerimle şahit oldum. Bir takım ekosistem değişmeleri yaratıyor orada.
Muhtemelen. Depremde de aynı şey oluyor mudur acaba hocam? Muhtemelen. Muhtemelen habitat kayıyor tabii. Ha. Habitat kayıyor çünkü su hareketleri oluyor orada. Sular yer değiştiriyor filan. Yani muhtemelen oluyordur. Bu hocam sadece suda kalanlar... Depremle ilgili çalışan ornitoloji dergilerini tarıyorum. Ben üniversiteden emekli oldum ama bu şeyimiz hala sürüyor. E-mail üzerinden web aboneliğimiz ve kütüphane erişimi. O açıdan biraz şanslıyım yani. 9 Eylül Üniversitesi'nin kütüphanesini kullanabiliyorum. Orada ornitoloji araştırmalarına bakıyorum. İklim çalışan çok ama deprem hiç rastlamadım. Orman çalışan var, yangın çalışan var. Yani kuşlarla, göçlerle bağlantılı olarak hatta doğa araştırmaları sırasında bazı planlamayla ilgili olan araştırmalara rastladım. Yani planlama bölümleri de yavaş yavaş bu tip araştırmalar yapıyorlar. Muhtemelen bu işte çevre çalışanlar veya işte doğal alanları çalışanlar muhtemelen çalışıyorlar. Bu şeyle ilgili hocam, sadece sulak alanlar değil dediğiniz kısımla ilgili bir örnek vermek isterim ben. Bu bahsetmiştim şeyin başında, seminerin başında. Biz bir biobilitis çalışmasına başladık. Validebağ'a çalışıyoruz. Bir seneyi tamamladık. Her mevsimde en az bir tane olacak şekilde yapıyoruz ki hani göçmen kuşları, kelebekleri vesaire de çekebilelim, tamamını çıkartalım diye. Geçtiğimiz sene yazı yaparken sanırım Validebağ'da bir festival yapılması söz konusu oldu. Ve tam böyle bahardaki o şeylerin, otların uzadığı dönemden sonra bütün otları oraya, masaları koymak için kestiler bizim atölyeden sonra. Biz de böyle bekledik. Yani tam kelebeklerin larva dönemi. Çok fazla baştan kara tespit etmiştik. İşte baştan karanın yuvasında 10 tane yavru var. Bir tane yavruya günde 100 tane tırtıl götürüyor. Larvalar gitti. Ne olacak seneye diye. O zamanki raporumuza not düşmüştük bunu. Bu sene gittiğimizde 30 Nisan'da gittik. Baştan karaların çok yoğun olduğu bir baştan kara sokağı dediğimiz bizim bir iki tarafı ağaçlı yer vardı. Oraya girdik. Herkese böyle işte burada da baştan karaları göreceksiniz dedik ki biz geçen sene baştan kara çekmekten artık ya çok fotoğraf oldu artık bunu girmeyelim bu türü dedik. Oraya girdik ve hiç baştan kara görmedik. Bir tane bile çekemedik. Çok ciddi bir oranda girdiğimiz tespit sayılarında azalma var. Hani sadece inşaat değil, doğal alandaki o tahribat bile o kadar büyük bir şeye etki ediyor ki baştan karayı göremedik. Bu sefer demek ki yırtıcı kuşları göremeyeceğiz bir sonrakinde baştan kara. Ötücü kuşlar azaldıysa. Böyle ciddi bir değişiklik oluyor oraya yaptığımız en ufak bir müdahale. Siz dediniz ya işte böcekleri kuşlar yiyecek diye basmaya artık çekiniyorum, dikkat ediyorum diye. Oradaki bir otları biçmek bile çok ciddi bir flora fauna dengesinde yarattı, sıkıntı yarattı. Evet, evet, evet. Yani çeşitlilik azalıyor. Yani müdahale, doğaya müdahale çeşitliliği azaltıyor. Şimdi biz sanıyoruz ki düzgün iş yapıyoruz. Kültür park için de aynı şey geçerli. Burada kıyamet kopuyor İzmir'de. Bir takım gruplar, kültür park platformu, işte tasarım yapıyorlar, içine pazar kuruyorlar, yok bilmem ne yapıyorlar filan. Aynı şey burası için de geçerli. Yani bir sürü kuş türü kaydettik fuarda. Artık giderek sayıları azalıyor. Türlerin çeşitliliği azalıyor. Niye? Çünkü bir sürü faaliyet var. Her faaliyet bir düzenleme gerekiyor. Her düzenleme de çeşitlilikte bir azalmaya sebep oluyor maalesef. Hocalarım merhabalar. Yaşar hocam teşekkür ederim. Böyle önemli bir günde böyle bir aktiviteye vesile olduğunuz için. Ayça hocama da teşekkür ederim. Tabii ben şehir planlama değil de kuş gözlemci ve kuş bilimci olarak burada dinleyiciydim. Sezai hocam çok teşekkür ederim. Kuşlarla ilgili çalışan birisi olarak da çok keyif aldım. Sunumunuzdaki heyecanınızı hissettim. O kuşları ilk gördüğünüz an gibi anlattınız gerçekten.
Ben de heyecanlandım çünkü genelde paylaştığınız kuşlar nadir, yani nadirat dediğiniz kuşlardı. Ve ben kesinlikle kuş konusunda çok şanslı olduğunuzu düşünüyorum. Sizi ilk defa görüyorum ama yani Konya'ya toplantıya gidip nadir bir kuşu görmüş olmak, sizi takip etmiş olması, sizinle kesinlikle gözlem yapmak isterim. Ben çok şanslı değilimdir kuş gözlem konusunda, türleri görmek konusunda. İkimiz de. Bu yüzden teşekkür ederim sunumunuz için. Ya ben teşekkür ederim. İnşallah hata yapmamışımdır senin karşında. Yok, estağfurullah hocam. Yani o kadar derin bilgilere sahipsiniz ki bu işe oldukça gönül verdiğiniz anlaşılıyor. Yani işin sistematik kısmına bile girmişsiniz. Senin eğitimin nedir? Efendim hocam? Nasıl bir eğitim aldın? Hocam ben biyoloji bölüm mezunuyum. Tamam. Devamında Tamam. yıllarca göçmen kuşlar üzerine çalıştım. Tamam, çok iyi. Yıllarca İstanbul'daki kuş göçünü izledim. Ben havalimanı için çalışıyorum bu arada. İstanbul Havalimanı adına çalışıyorum ben. Havacılık Evet. sektöründe çalışıyorum. Ha. Bu arada yani bahsettiğiniz, Ayça'nın da bahsettiği, sizin de bahsettiğiniz konuların merkezindeyim ben. Öncesinde o işin çediğini yapan arkadaşları da tanıyorum. Tabii ki kuş gözlemci arkadaşlar. Veya ileride yapılır mı yapılmaz mı bilmiyorum ama Kanal İstanbul'un çedini yapanları da tanıyorum. Zaten bu sektöre girince sektördekiler çok büyük, çok geniş değildir. Bilirsiniz isimleri. Ki gitmişsiniz Samsun'a, hocalarımı tanıyorsunuz zaten. O yüzden ya işin tartışma kısmı başka bir şey. Doğru yanlış başka bir şey. Ama ben havacılık sektöründe ve İstanbul Havalimanı'nda çalışıyorum. Bunu söyleyebilirim. Yeri doğru yanlış tartışabiliriz tabii ki. Uygun değildi. Kuşların göç yoluydu tartışabiliriz. Ama bunun yanında yapılan bazı şeyler de var. Başlı başına ayrıntılı bir konu. Sizinle ayrıca özelde konuşmak isterim tabii ki. Çok vakit almamak adına. Bu arada İstanbul'da eğer gelirseniz Kartal Devlet Hastanesi'nin bahçesinde çiğdecileri görebilirsiniz. Orada kaydediyorlar arkadaşlar. İstanbul'da oradalar. Benim evim de oranın bitişi. Bir daha söyler misin? Ne? İstanbul Kartal Devlet Hastanesi'nin Tamam. hemen bahçesinde çiğdeciler geziniyorlar hocam. Sezai hocam beni kıskanacak şimdi. İzmir'de Ya hocam. inanılmaz çok var hocam. Ha. Ben hatta ilk gördüğümde Nuh'a fotoğraf attım. Nuh sırcık gibi bir şeyler uçuyor ama sırcık değil diye sonra çiğdeci olduğunu şey yaptım. Hakikaten İzmir'de Kültür Park'ın orada yani şeylerin kumru yapan yerleri sosislerini falan yiyerek beslenmeye başladılar artık. Yalnız ben bir şey, Yapay yalnız bir konuyu yani altını çizmek istiyorum. Çok enteresan. Ben 2013 yılından beridir gözlüyorum. Kültür Parkı'nın dışına çıkmadılar. İstanbul'da Kartal Devlet Hastanesi'nin dışına çıktılar mı? Hocam birkaç yıldır oradan kayıt geliyor. Hatta görmek için özellikle oraya gidiyorlar. Ben hala Onları gidemedim kim bu arada. takip ediyor onu? Hocam Yani böyle bir iş bölümü mü var? şöyle kuş gözlemciler var. Sezai Hı. hocam gibi. Hı. Yani Organize mi yoksa böyle gönüllü mü? bu iş genelde gönüllülük işidir Organize. hocam. Yani Aa. spesifik olarak iş olarak yapan çok azdır. Yani üniversitede hocalarımız var. Genelde gönüllü ve bu işe gönül vermesi gerekir. Şimdi Sezai hocamdan da anlamışsınızdır. Şimdi bir kuş türünü görmek için Urfa'ya gidiyor mesela. Hani atlıyor. Sizin mesela kuşunu Yapar. görmek için Urfa'ya gidiyor. Sezai hocam da gördüm onu. Yapar. Evet, kuşçular böyledir bu arada hocam. Yani bir kuş türü Hiç gelir. girmesek Mesela mi? ipek kuyruk geldi işte karşıya burada Riva'ya yıllar önce. Şimdi Türkiye'den hiç geçmeyecek bir kuş türü. Hani o bahsettiği ekstrem kuşlardan. Çok alakasız bir kuş. Ama biz kuşçular hep deriz ki kanadı var gelebilir mi? Gelebilir ki geldi. Mesela ipek kuyruğu görmek için Türkiye'nin her yerinden bütün kuşçular toplandı ve onu fotoğraflamaya geldiler. Ya bu bir bakıma bir hastalık hocam. Yani hastalık boyutunda hobi Ne güzel. aslında. Ne Şimdi güzel. hocam Ya ben 350 kuş türü görmüş ki tamam. inanılmaz bir sayı. Abi. Bu kertikçi olduğu anlamına gelir bu arada. Ya Yani ben kertik Konya'da atmak toplantıyı terk ettim ya. için. Yani ben toplantıyı terk ettim. Millet anlamadı zaten. Bu herif nereye gidiyor diye. Yani Kozanlı'ya bir kuş gelmiş. Üstelik yani bu işte 2014 başka yok. Bu kadar. Gören gördü.
Ben oradayken 6-7 kişiydik. İkinci günde bir 6-7 kişi geldi. Yani ondan sonra zaten kuş gitti. Şimdi bu çok enteresan bir şey. Bu bozulamayacak öyle. Yani ben Alaçatı'da gördüm. Ya gözlerime inanamadım. Hakikaten bu kadar sıçrama nasıl oluyor diye. Fakat şöyle bir şey var. Mesela şimdi yeşil arı kuşu. Yeşil arı kuşu yavaş yavaş yürümeye başladı. Yani Muğla kaydını aldılar. Adana Mersin Muğla'ya kadar geldi. Ya mesela bu böyle yavaş yavaş adım adım batıya doğru geliyorlar. Muhtemelen çok seneler sonra kuş şeyleri değişime uğruyor. Uğrayacak belki de kuş coğrafyacıları, yani kuşların coğrafyasında bir takım değişiklikler olacak belki. Belki de aslında gözlem ve gözlemci sayısı az ya, belki de biz bilmiyoruz. Belki var. Yani şimdi mesela bu bir çok meşhur bir yırtıcı var, tavşancıl diye. Şimdi bu hakikaten çok nadir ve işte nesli de tükeniyor filan. Orada ara, burada ara, yok Bafa'da, yok orada, yok filan. Mesela iki Datça'da her gün üstündeler. Hem de ne kadar, iki tane, üç tane, yani ben şimdi orada benden başka gözlem yapan bugüne kadar olmamış ki. Bir şey vardı, Akif Hoca vardı, vefat etti. Akif Hoca sayesinde biliyorduk ama o da tam yer söylemiyordu. Ama gözlem yaptıkça, dolaştıkça hiç olmadık bilgilere sahip oluyoruz. Biz de ornitologlardan, biyologlardan öğreniyoruz. İyi ki varsınız siz. Yani siz çok önemlisiniz. Yok estağfurullah, iyi ki siz varsınız. Yani gönüllü ve bu kadar gönül vermiş kişi olarak ben çok takdir ediyorum. Mesela ben koşup gidemiyorum her yere. İpek kuyruğu ben göremedim İstanbul'a gelmesine rağmen mesela. Öyle söyleyeyim size. Yoğun çalışıyorum biraz. Ya hocam şimdi tabii böyle çok heyecanlanıyorum. Sizin bir, Nuh Bey, sizin böyle bir herhalde bir linkiniz var. Bir böyle ağınız var. Orada herhalde bu haberler uçuşuyor. Giden gidiyor. Değil mi? Kaçıran da ayıtlanıyor. Hocam Tırakuş dedi. Tırakuş yani gönüllü, Türkiye'nin anonim kuşçuları anlamına geliyor. Aslında oradan arkadaki işte forumdan yazılıyor zaten. Ya da kuşçular biraz şeydir bu konuda. Herkese yaymamaya gayret ederler ilk başta. Kendi aralarındaki WhatsApp gruplarında hemen paslaşırlar. Hocam dedi ya bana haber geldi. Birisi hemen o haberi uçurmuş ona belli ki. Biz evet. De şey kullanıyoruz Sezai Hocam. iNaturalist kullanıyoruz. O da California Academy of Science'la National Geography'yi. Biz flora falanla çalıştığımız için bizde biraz daha iNaturalist. Daha rahat olur. Üstünden geçmemiz gerekiyor ama onun da avantajı şu mesela bahçe salyangozu diye girdiğimiz bir şeyi Amerika'daki bir yumuşakçalar çalışan profesör hayır bu Türk salyangozu diye düzeltti falan. Yani böyle uzmanların üstünde dediğiniz gibi uzmanların üstünden geçebiliyor olması ciddi oranda kolaylaştırıyor öğrenme sürecini. Çünkü böyle Nuh'la birlikte şeye gidiyoruz, araziye çıkıyoruz. Elimizde kitaplar, kuş kitabı, kelebek kitabı. Aslında öğrenmek çok zor. Bir kere tanımladıktan sonra kolay ama böyle uygulamalar hem rahat oldu hem de acaba böyle ayrıldıkça işte siz mesela eBird'a gidiyorsunuz. Ben iNaturalist'e giriyorum. Birisi Tırakuş'a giriyor. Acaba böyle Türkiye için tamamını çekebilen bir veri tabanı olsa daha mı bütün yüzü göreceğiz? Şimdi hocam siz teknik olarak şimdi kuşu fotoğraflıyorsunuz. Sonra onu eBird'den herhalde eşleştiriyorsunuz. Peki onun Türkçesini nereden buluyorsunuz? Yani ben o yazdığın isimlerin birçoğunu ilk defa duydum. Yani onun Türkçe karşılığı o eBird'de var mı? Tabii eBird hem Türkçe hem İngilizce. Aa. Tabii mesela eBird'de Türkçe yapıyorsunuz eBird'ü. Mesela çiğdeci yazıyorsunuz, size kuş geliyor önünüze. Veyahut İngilizce tercih yapıyorsunuz, işte common mayna yazıyorsunuz. Bu sefer aynı kuş yine geliyor. Yani eBird'de bizim e-kuşbank vardı. E-kuşbankla eBird birleşti. Dolayısıyla Türkçe de oldu artık. Türkçe versiyonu da var. Eskiden e-kuşbanka giriyormuş kuşçular. Şimdi eBird'e kayıtlar giriliyor. Yani Türkiye'de
birçok yerde kayıt var. İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nda müthiş bir şey var, bilgi var. Onun başında da çok çok iyi insanlar var. Siz biliyorsunuz yani İstanbul sürekli geziyorlar, hep birlikte etkinlik yapıyorlar. Gerek Belgrad Ormanı'nda gerek orada burada filan. Çok isterdim yani İstanbul'da olup o arkadaşlarla tanışmayı. Ama mesela ben İstanbul Kuş Gözlem Topluluğu'nda olup da yani tanıdığım arkadaşlarım var. Onların bir kısmı zaten eBird'de teknik olarak görev aldıkları için beni de zaman zaman düzeltirlerdi. Ya o kuş o değil fotoğraf. Ben bir de eBird'e fotoğraflık kayıt girmeye özen gösteriyorum. Yani ben de öğreniyorum o zaman. Acaba yanlış mı girdim, doğru mu girdim diye. Orada da uyarılmışımdır, bazen düzeltmişlerdir. Yani o açıdan çok önemli eBird. Şimdi telefon telefon şeyinde uygulamasında ses de çıktı artık, ses de var. Dolayısıyla sizi tanılıyor. Yani bugün mesela ben Akkanatlı Sumru var geldi Alçatı'ya. Akkanatlı Sumru fotoğrafını koydum, kara sumru dedi. Halbuki kara sumru değil, akkanatlı sumru. Yani kuyruğun gri olmasıyla beyaz olması arasında çok önemli bir fark var. Orada sapıttı eBird. Bazen böyle olabiliyor. Ama hiç çoktan bence yani bu yeni başlayanlar için çok iyi. Ama tabii her şey bir tarafa. Collins Bird Guide bir tarafa. O başımın tacı. Onunla yatıp onunla kalkıyorum. O gerçekten mükemmel bir kitap. Yaşar Hocam, bahsettiği kuşçuların kutsal kitabıdır hocamın. Collins Bird Guide. Yurt dışından alırız biz. Bütün Orta Doğu, Avrupa, Türkiye'de göç yolu olduğu için bu kuşların hepsini barındırır. Hepsini orada bulabilirsiniz tanımlamak için. Ayça da vardır, yüzden ondan alırım ben artık. Yok hocam, kuşlarla Nuh ilgileniyor. Ben kelebeklere, floraya falan bakıyorum. O zaman bir gün Nuh Bey'i ziyaret edelim. Hatta İzmir'de de hocamı ziyaret edelim. Vallahi Sezai hocam, biz Nuh'la bir böyle sizin müsait olduğunuz bir zaman teçhizatı alıp sizinle gözleme gelmek isteriz aslında. Vallahi çok sevinirim. İnşallah yaparız. Ben şimdi önümüzdeki 20 gün boyunca Almanya'nın kuzeyinde bir bölgede gözlem yapacağım. Bakalım neler göreceğim. Şimdi bütün kuşlar orada. Kıskandık bugün. Bütün hepsi oraya gitti şimdi. Kayıtlara baktım. Nereye? Hamburg'a mı hocam? Efendim? Hamburg'a mı gidiyorsunuz? Hayır, evet. Köln'ün üstünde. Yani Köln'e Bonn civarında bir takım hotspotlar var. O hotspotların eBird'den kayıtlarına baktım. Benim gideceğim zaman tarihlerinde yani bütün üstümüzden geçenler gitmiş oraya. Bütün sulak alanlarda şu anda ürüyorlar. Mesela hiç görmediğim dövüşgen kuşun hiç görmediğim formu var. Türkiye'de hiç görmedim ben o formunu. İnanılmaz bir üreme şeysi, giysisi. Muhtemelen onu göreceğim orada. Sulak alan biraz daha gözlem için rahat galiba hocam. Biz bülbülü konuştuk ya başında. Mesela Nuh telefondan şeyi açıyor, dişi bülbül ötüşü açıyor. Hani bülbülümüz gelsin diye bülbülü bekliyoruz. Dalların arasında, yaprakların arasında tam çekeceğiz, netleyemiyoruz. Uçuyor, abi, bir daha peşine koşuyoruz. Biraz sanki sulak alan... Hani sabit kaldığınızda kuş gelirse eğer görüntüyü alabilmek için daha şey gibi. Bizim kuş fotoğraflarımız o kadar garip ki. Ya böyle güneş tersten gelmiş ya arkada çekmişiz kuşu, evet, tanımlayamamışız falan. Ve sizin fotoğraflarınızı görünce... Aynı sıkıntı. Yarın kaç şey çekseniz? 10, 11 gibi. Peki arkadaşlar. Tamam. Ben aynı şey kamışçınlar için geçerli. Sulak alan da olsa ılgınların ve ağaçların ve sazların arasında gerek bıyıklı kamışçı, gerek kındıra kamışçını ya da işte ağaç kamışçını, çalı yani o tip şeyleri fotoğraflamak çok zor. Bugün bir tanesiyle bir saat cebelleştim yani. Sesi geliyor, bas bas bağırıyor ama bir türlü fotoğraf
çekmek mümkün değil, çıkmıyor diye. Yani işte kuşlar böyle. Hocam çok teşekkür ediyoruz. Daha da sözünü isteriz ama belki bilahare tekrar ederiz. Olur mu? Sağ siz gidin gelin Almanya'ya, belki fırsatımız daha olur. Tamam. Ben çok teşekkür ederim. Katılımcıya teşekkür ediyorum. Var olun hocam. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Teşekkür ederiz hocam. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar.